İyi akşamlar sevgili izleyenler. Bir serbest gündem programında tekrar birlikteyiz. Evet, bir haftamız siyasi içerikli, diğer bir haftamız ise sosyal içerikli programlar yapmaya devam ediyoruz. Evet, bugün sosyal içerikli program yapacağız. Çünkü artık dünyanın bütünleştiği, yani globalleşen bir dünyada serbest piyasa ekonomisinin hakim olduğu, globalleşen dünya derken küreselleşen de bir ekonomiden bahsediyoruz. Bu ekonomide tabii ise ekonomi dediğimiz zaman sadece bir malın imalatı, satışı, plan, fabrika boyutunu düşünmemek gerekiyor. Tüm argümanları ortaya koymamız gerekiyor. Bu serbest piyasa ekonomisinde dünyada acayip ve çok zorlu bir rekabet var. Bu zorlu rekabette kimler güçlü çıkarsa onların ekonomisi düzeliyor. Biz biliyoruz ki yıllardır Hollywood dediğimiz ve dünya sinemasının devi dediğimiz bir Hollywood olayı var. Ve bu Hollywood olayı bildiğiniz gibi dünyaya birçok yapıt yaptı ve ihraç etti. Ve büyük bir sektör, büyük bir endüstri haline geldi. Evet, sinema dediğiniz zaman sadece birkaç oyuncunun sahneye çıkıp oynaması veya bir filmde rol alması demek değil. Bu bir artık sektör ve bir endüstriyel sektör. Ekonomik anlamda çok önemli yeri olan bir sektör. Evet sevgili izleyenler, rekabet ortamına giren bu dünyada elbette ki siz de bu yeni dünya düzenine uymak zorundasınız. Şayet uyamıyorsanız o zaman dünyada var olan pastadan bir dilim dahi alamazsınız. Yani payınıza düşeni almanız mümkün değil. Evet, birçok konuya değindik. Çevreye değindik, ekonomiye değindik, turizme değindik. Ama bugün de farklı bir konuya değiniyoruz. Sinema. Evet, sinema dediğimiz zaman hemen aklımıza bir takım şeyler geliyor. İşte geçmiş dönemlerde 1900'lü yıllarda, 1895'li yıllarda, hatta 1894'lü yıllarda Fransa'da, Paris'te ilk film oynandı ve bir yıl sonra 1895'te İstanbul Galatasaray'da bir meyhanede bir Türkiye'de bir film oynatılıyor. Ve ilk film orada başlıyor. Daha sonra Türk sineması tabii her ne kadar geriden geliyorsa belli bir aşama kaydetti. Yeşilçam dediğimiz bir olguyla rekabet ortamına girmeye çalıştıysa da maalesef umduğunu bulamadı. Daha sonra bildiğiniz gibi dünyadan, daha doğrusu dünya devi Amerika'dan ithal ettiğimiz dizilerle bizim jenerasyon büyüdü. Dallas'lar, Flamingo Yolları gibi diziler. Ve bu diziler Amerika'dan satın alındı. Önemli yer işgal etti ve Türk seyircisini ne yazık ki ekran başına getirdi. O diziler bize neler yaptı? Bizim ahlaki değerlerimizde herhangi bir çöküş yaptı mı yapmadı mı onun tartışmasını yapmayacağım. Ama o diziler bütün dünyada izlenir oldu. Daha sonra tabii ki televizyon, tek televizyon olan TRT'nin dışında hiçbir televizyonun olmayışı ve o TRT'de çalışabilmek, o TRT'de ki filmlerde veyahut da sinemalarda oynayabilmek herhalde kolay olmasa gerek. Çok dar grupçu bir anlayışın ürünü olduğunu hepimiz biliyoruz. Daha sonra özelleştirmeye karşı çıkanlar, özelleştirmenin ne kadar güzel şeyleri getirdiği, rekabet ortamını oluşturduğunu ve birçok kişinin, birçok insanın bu konuda bir ekonomik değer kazandığını da hep birlikte gördük. Bu da Türk insanına önemli katkılar sunduğunu da burada söylemek gerekiyor. Televizyonların özelleşmesi, devletin bir takım şeyleri elinde bulundurduğu şeylerin de özelleşmesi adına önemli bir örnek. Evet, şimdi Türkiye'de diziler başladı ve çok şükür yabancı ithal dizileri artık pek seyrediyor değiliz. Neyi seyrediyoruz? Türk dizilerini seyrediyoruz. Evet, en çok izlenen diziler var. İşte bilmiyorum, tabii ki izlenmesi önemli. İzleyenler var, izlemeyenler var. Seversiniz, sevmezsiniz. İşte aklıma gelen Muhteşem Yüzyıl. Aklıma gelen çok önemli bir yapıt. Çok izlenen Kurtlar Sofrası, Kurtlar Vadisi. Sofralar da var efendim. Evet, biraz şaşıyoruz ama Kurtlar Sofrası da var Türkiye'de. Ama Kurtlar Vadisi ve önemli bir yapıt. İzleyicileri tabii ki ekran başında topluyor. Bu tür diziler tabii ki Türkiye'de bir kazanım. Sadece Türkiye'de mi kaldık? Hayır. Bütün dünyaya hemen hemen bu dizilerden
sattığımızı ve bu diziler aracılığıyla bir kültür emperyalizmi bir ülke haline geldiğimizde ben görüyorum. Evet, bu çok önemli bir şey. Çok sevindirecek bir şey. Sevinilecek bir şey. Evet, Balkanlar'da, Orta Doğu'da Türk dizileri çok izleniyor. Ben böyle haberler alıyorum, böyle biliyorum. Şimdi bu akşam bu konuları konuşacağız. Bu konuları tartışacağız. Bu konulardan neredeydik, nereye geldiğimizi göreceğiz. O nedenle hepinizin yakından tanıdığı, televizyon dizilerinde örneğin aklıma gelen Arka Sokaklar ve Kurtlar Vadisi'nden yakından tanıdığımız iki değerli oyuncu arkadaşım var. Onlar stüdyoda kendileri, evet ben kendilerini size tanıtacağım. Cahit Bat. Sevgili Bat, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk diyelim. Programımıza konuk olduğunuz için biz de onur ve şeref duyduk. Sağ olun. Evet, sektörün içerisine 25 yıl önce girdim. Modellik, fotomodellikle başladım. İsterseniz ona geleceğiz. Hemen ben diğer konumu da tanıtayım. Sevgili Deniz Demirler, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aranızda olmaktan son derece keyifliyim, mutluyum. İnanın yani az evvel siz giriş konuşmasını yaparken ekrandan ben de bu değerli bilgilerinizi ekran karşısındaymış gibi zevkle dinledim. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben de size teşekkür ediyorum, ayağınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz, bizi kırmadınız. Çok keyif alıyoruz. Davetimize icabet ettiniz. Sevgili Cahit, evet şimdi başlayalım. Siz makinelik, foto modellikten mi başladınız? Evet, 25 yıl. Benziyor zaten bir foto modellik, böyle bir çalışma yapıyorsunuz. 25 yıl önce foto modellikle başladım. Evet. Katalog çalışmalarıyla hayatımı devam ettirdim. Bunun yanı sıra özel bir şirkette işimin artı zamanlarında bulduğumuz vakitlerde zaten foto modellikle uğraştığım süre içerisinde 20 yılda özel bir şirkette özel kuruluşta deprem, ilk yardım, savaş, güvenlik, operatör eğitimleri, iş güvenlik eğitimleri verdim. Yanı sıra cumartesi, pazar genelde öyle boş vakitlerimiz oluyordu. Sahnelerde yer almaya çalıştık. Evet. 2011 itibariyle de dizi sektöründe ve sinema sektöründe birçok projelerde yer aldım. 2000 kaç yılından itibaren? 2011. 2011'den bu yana dizilerde yer alıyorsunuz. Yok, normalde 92 yılından itibaren. Ama boş zamanlarında dediniz galiba. Ben öyle şimdi, yanlış mı anladım? Boş zamanlarımda. Ben özel bir kuruluşta eğitimciydim. Evet. Boş zamanlarımda yine sektörle alakalı birçok çalışmalarım oldu. Modellik yaptım, katalog çalışmalarına girdim, dizilerde rol aldım. Ama 2011 itibariyle bu sektörün içerisinde tam anlamıyla yer almaya başladım. Evet. Yani artık bir dizi oyuncusu aranan bir oyuncu olduğunuzu evet. Herhalde sizin söylemenize gerek yok, biz söyleyelim. Deniz de bakıyor böyle. Ben sizin matkaptan hatırlıyorum. Siz matkapları çok seviyorsunuz abi. Öyle nedense bu benim kafamın çektiği dizilerde bir kısmetsizlik midir nedir ya veya kısmet midir? Hep bizim kafaya yönelik geliyor senaryolar. Öyle mi? Tabii Kurtlar Vadisi'nde yani unutulmayan sahnelere giren hatta haber sitelerine konu olan bir sahneydi. Sevgili Polat Alemdar'la evet. Abdülhey karakterlerinin bizi işte iş yerimizde basıp da konuşturmaya çalışıp ama biz de konuşmuyoruz tabii biraz hani cabbarız. Baktık olmuyor. Bizi bir yumrukla devirip de matkaba yatırıp Abdülhey'in kafamızı matkapla delmesiyle unutulmayan sahnelerde yer aldık. Bayağı deliyor gibi gösteriyor tabii. Yani o öyle görünecek ki izleyici... Öldürdüler mi orada? Öldürdün yok mi? Orada ölmedim. Ölmedin. Orada sağ olsun polis arkadaşlar yetişti ama beni görmediler kurtarmak için değil. Sadece izleyenler bilir 156. bölümde. Evet. Polat Alemdar karakterini işte savcının çağırdığını falan söylediler. Orada beni arkaya sakladılar. Bir dahaki hafta tam alnımızın ortasından kurşunla öldük. Bu dizi ilk başladığı zamanlar çok enteresan. Ben birkaç bölümü seyrettim. Çok özür dilerim yani çok yanlış anlayacağım. Ama çok fazla izlediğim bir dizi değil ama ben izleyenleri görüyordum. O çok böyle kahveye gelip kahvede oturan veyahut da böyle bir sosyal alanda oturup o Kurtlar dizisi başladığı an kaybolan insanları biliyorum. Evlerine koşa gidenleri biliyorum. Evet. Sonra Çakır vardı biliyorsunuz. Çakır, evet. Çakır evet. Öldüğü zaman
Mevlütler okutanlar. Okutanlar vardı. Ağlayanlar vardı. Ben bunları da gördüm. Ama o ağlayanlardan birçok arkadaşım öldü. Çadır hala yaşıyor. Bu da çok ilginç. Evet. Gerçekten ama. Hıyabında cenaze namazı kılanlar. Tabii. Ama yani Çakır yaşıyor ama o arkadaşlarımız maalesef ölenler de çok. Evet. Tabii işin espri yanı bu. Bir de şöyle bir şey sorayım ben isterseniz. Şimdi Türk sineması geçmişinden şöyle bir baktığımız zaman Yeşilçam olgusuyla bu dizi filmler arasında nasıl bir benzerlik var veyahut da nasıl bir ayrım koyabiliriz bunların arasında? İsterseniz siz Cahit Bey kısa kısa ondan sonra Deniz Bey. Deniz Bey'e müsaade edin. Buyurun Deniz Bey. Bizde şey yok. Doğaçlama. Evet. Doğaçlama. Ben sorumu hanginiz cevap verir siz verin. Burada rahat rahat sohbet ediyoruz. Kimse yok. Laf aramızda kimse de bizi izlemiyor. Şimdi yani Yeşilçam'da ben şimdi şöyle bir sözü gireyim. Allah evet. rahmet eylesin. Çok büyük ustalar yetişti. Evet. Bir Kemal Amin. Sunalılar, Kadir Savunlar, şey. Hüseyin Maradanlar, Şener, işte, Şen, var Şener yani. Şen, Allah ömür versin. Yani Türk sinemasında Yeşilçam'da komediyi alasıyla yapan, dramayı kabadayılığı alasıyla yapan müthiş aktörler. Yani işte Kartal Tibetler, Edis Funlar, Göksel Ersoylar, Ekrem Boralar. Şimdi Ayhan Işık'ta, Ayhan Işık, elbette ki hani Orhan Gülşiraylar. Evet. Orhan Gülşiraylar, Turan Seyfioğulları. Bunlar var. Bunlar çok önemli. Çok eski oyuncular bunlar. Evet. Erol Taşlar var. Vahiy Özler. Ahmet Tahir Tekçeler var. Vahiy evet. Özler var dediğiniz gibi. Bediha Muhabitler var. Evet, Bediha Muhabitler evet. var. Evet, evet, evet. Çok önemli isimler var. Şimdi bir Yeşilçam diyoruz. Bu isimler geçiyor. İnanın biz, hani ben acizane kendimden bahsedeyim. Okyanustaki bir damla değilim onların yanlarında. Kimlerin yanında? Az evvel ismini saydığımız. Ya şimdi elbette kendimizi küçümsemeyelim. Onları da çok büyük gözümüzde büyütmeyelim. Ben onları da yakından tanıyabilme fırsatını yakalayan şanslı ender insanlardan biriyim. Benim çocukluğum Hulusi Ketmen'in aynı mahallede oturdum. Hulusi Ketmen'i bilirsiniz belki. Evet. Aynı mahallede oturduk. Evet. Aynı mahallede oturduk. Biz o zaman çocuktuk. Her geldiğinde beyaz kalabalıkları evet. vardı. Allah rahmet eylesin. Babacan bir tavırla gelirdi. Biz koşa koşa giderdik. Bizim Taşhan Eczanesi diye bir eczane var. Onun önüne giderdik. Çünkü oraya gelir orada otururduk. Giderdik koşardık oraya. Hüseyin, Hulusi Baba bize çikolata getirirdi. Üsküdar fıstık ağacında oturuyorduk o zaman. Çikolata getirirdi. Bize birer tane çikolata verdi. Golden çikolatalar vardı. Küçük küçük. Onlardan verirdi birer tane. Biz onu alıp kaçardık. Yani aman ne güzel işte çikolata getirdi. Onu hiç unutamıyorum tabii. Çok önemli bir yeri var bizim içimizde. Unutulmaz. Unutulmaz. İyi, evet. Yani şimdi, ama gözümüzde de büyütmeyelim. Yani herkes aynı, bir değer. Aynı bir benim de gözümün önüne şimdi bir şeyler geldi. Ben kendim İzmit Karamürsel'liyim. Yani Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinden. Oturduğum yerde Ereğli Beldesi'ydi o zaman. Küçük bir balıkçı kasabası. Evet. Hala da öyledir ama işte Büyükşehir yasasından sonra falan ilçelere mahalle oldular ayrı konu. 76 yılında, 1976 yılında biz tabii ufak çocuğuz o zamanlar. 4-5 yaşındayız. İşte Hulusi Kentmen başrolde, Kadir İnanır, Necla Nazır, Ali Erona gibi isimlerin oynadığı bir sinema filmi bizim orada çekildi. Yağmur Reis, evet. Kadir İnanır'ın karakteri. Filmin adı da Alev Alev. Alev Alev, evet, Alev. Necla Nazır'la. O filmde de şimdi az evvel Hulusi Kentmen'den bahsettiniz. Evet. Hemen aklıma benim o günler geldi. Bir de çikolata dediniz ya. Köy halkının istemediği bir aile. Evet. Hulusi Kentmen eskiden oralı olup da orayı terk etmiş. Yıllar sonra kaymakamlıktan emekli olunca tekrar geri dönüş yapıyorlar ama sosyete bir aile, kızı, eşi falan. Halk da bunları istemiyor. Bizim de orada bunları istememe yönünde bir eğiliminiz oldu. Set, evet. Sahnemiz var, setimiz diyeceğim şimdi. Orada oynuyor musunuz? Oynamak değil, çocuğuz. Evet. Bizi yani işte kullandılar bütün köy halkını o zaman. Evet. Yani benim rahmetli babam falan hepsi var. Yani bizim oranın ölmüşleri hepsinin, Allah rahmet eylesin. Necla Nazır da şimdi bize orada çikolata veriyor. Hani bizi kazanmaya çalışıyorlar. Evet. Şirinlik yapıyorlar. Şimdi biz de istemiyoruz, arkamızı dönüp kaçıyoruz. Hani lazım değil senin çikolatan, şekerin der gibi. Evet. Buradan aklıma böyle bir şey gelmişti. Bir de rahmetli Hulusi Kentmen'in bir sözü benim aklıma geldi. Filmlerde iş adamı, imparator gibi hani zengin, şaşalı bir karakteri canlandırıp set bitiminde de
İETT otobüsünü bekleyip eve gitmek bana koyuyordu derdi. Ben bunu duymuştum. Evet. Basın yolundan. Şimdi az evvel dediğim de o. Onlar bu sektörün gerçekten sanat adına cefasını çekenler. Yani yaşadıkları dönem içerisinde, süre içerisinde sosyal güvenceleri olmadan biliyorsunuz yıllardır Yeşilçam'ın en büyük sorunuydu bu. Sosyal güvencelerinin olmaması. Yok, evet. Bir emeklilik hak edememeleri. İş çıkacak ki işe gidecekler. Siz de çok iyi bilirsiniz. Yani Yeşilçam'da figüranlar kahveleri olurdu. Oraya gelip eleman ararlardı. Ama şimdi öyle değil. Şimdi onlar işin cefasını çekti. Şimdiki günümüzde tabii ki işini iyi yapan yapımcılar da var. Çok iyi ajanslar var, kastlar var. Ama oyuncunun 3 gün parasını geciktirdiği zaman oyuncu yardırıyor. Paramı isterim ben de. Gittiği günün herkesin gün dahi olsa SSK'sı yapılır. Sosyal güvencesi yapılır. Şu anda. Tabii ki. Tabii. Yani bir gün bile sete gitseniz o gün üzerinden sosyal güvenceniz yapılır. Yani böyle yasalar şu anda hani bir koruma altında alıyor oyuncuları, yardımcı oyuncu arkadaşları falan. Bir de bugün artık özel televizyonların çok sayıda olması, tabii ki sinema sektörü zaten devam ediyor da, bir de müthiş bir dizi furyasına çevirdi ortamı. Çok önemli yani, ama tutan tutuyor, tutmayan da gidiyor. Tabii ki. Ciddi manada büyük paralar harcanıyor, ciddi manada da paralar da kazanılıyor. Evet. Hani şimdi burada tabii ki miktar biz söyleyemeyiz, öyle bir şey de söylesek yanlış olur. Fakat bugün tutan dizilerindeki özellikle ana kast oyuncularındaki aldıkları paralar gayet güzel. Hiç o zamanki insanların çektiği cefalar gibi değil. Değil. Yani bu artık sadece hani bir de iletişim yolları, uydular falan filan çok genişledi. Artık bu diziler örneğin sadece Türkiye'de de değil. Orta Doğu'da, Avrupa'da, Balkanlarda, Kafkaslar'da, Balkanlar'da izleniliyor. Yani defalarca dönüyor. Eski bir birinci bölümden itibaren bir ülkede bitiyor, birinde başlıyor. Yani bugünkü bizler oyuncular, prodüktörler, yapımcılar, kameramanlar, herkes bu noktada şanslı. Çünkü sektöre para kazanıldıkça herkes bundan ekmek yiyor. Ama evet, eskiden bu böyle değildi. Makarayla film çekerlermiş, kısaltırlarmış, kısıtlı bütçeler. Hatta Zeki Alasan falan bunu anlatan bir filmleri vardı. Bir evet, televizyon filmi vardı. Yani o işte yokluklarla çekilen sinema filmlerinin biz hala bugün zevkle izliyorsak. Ama yine de çok pahalıydı. Yani film çok pahalıydı. Tabii ki. Şimdi öyle değil. Kartı takıyorsunuz, çekiyorsunuz, evet, boşaltıyorsunuz. Çok daha evet, çok daha böyle maliyetler düştü gibi evet, geliyor evet, bana. Evet. Ama tabii teknoloji değişti artık. Tabii ki. Artık rekabet var. Öyle siz öyle o tür filmi çekemezsiniz. Yani. Evet. O zamanlar öyleydi. Tek kamerayla. Tabii ki. Şimdi çok ilginç. Sizin anlattığınızdan benim de aklıma geldi. Hiç unutmuyorum. Ayhan Işık Altunizade'de bir köşk var. Altunizade, Üsküdar Altunizade'de bir köşk var. O köşkte film çeviriyor. Gecelerin Kralı diye bir film çeviriyor. Biz de çocuktuk o zaman. O filmde biz de düğün sahnesinde işte alkışlayın, yürüyün filan diye böyle şey yaptılar. O filmde hatta bir ufak bir rol de verdiler. Biz işte çok küçük böyle bir rol. Sadece birkaç kelime konuşuyorum toplara. Ya çocuğum da topla gidiyor. İşte orada gayet yakından izledim ben. İşte Kuzey Vargın vardı. Kuzey Vargın. Güney vardı. Evet. Sema Özcan vardı. Evet. Başrollerde oynuyorlardı. Bizi de o dizide işte bir oynadım. Şeyi gördüm. Tabii ki yoksul yani yok tek kamera. Evet. O kamerada stop işte start bilmem ne veriyor. O filmler çıkıyordu ama şimdi öyle değil. Şimdi ses öyle bir ses nerede şimdi? O zamanlar var mı öyle bir ses düzeni bilen? Öyle bir şey yok. Sanatçılar bile sahneye çıktıkları zaman bin son diye bir eko vardı. Eko. Kendileri o ekoyu alırlardı. Taşırlardı arabalarında. Gittikleri yerde kendi ekolarını takarlardı. Ben bunları gördüm yaşadım ya. Ben bunları gördüm bizzat yaşadım. Yok, yoktu. Zamanla daha sonra işte birdenbire çağ atladı sanki. Dünyada teknoloji birdenbire biliyorsunuz 1900'lü yıllardan sonra 1980'li yıllardan sonra bile 90'lı yıllardan sonra muhteşem bir evet, dinamizm geldi bu konuda. Ve artık sektörel bazda artık bakmak gerekiyor. Sinema artık bir endüstri nasıl futbol
bir endüstri haline geldi, bir fabrika bacası fabrika haline geldi. Sinemada bu konuma geldi. Çok önemli. Ama tabii ki sinema bu konuma geldi, bizler de bu konuma geldi ama dünyada çok acımasız bir rekabet ortamı. Çok. Bu rekabet ortamında siz nasıl başa çıkacaksınız? Elbette ki onların gücüyle sizin gücünüz birbirine ya çakışacak ya onun üzerinde olmak durumundasınız ki onları aşarsınız. Öyle Balkanlarda izleniyoruz güzel. Evet. Orta Doğu'da izleniyoruz, Kafkaslar'da izleniyoruz, her tarafta izleniyoruz. Ama izlenen filmler izleniyor. Örneğin ben belki söylemişler, Bülent diye bir artist var. İşte bu Hılamurlar Altındayım galiba. Araplar, Araplar Bülent İnal. İşte Araplar kendilerini ona benzetiyor. Benzetmeye çalışıyorlar. Çok büyük hayranlıkla bakıyorlar. Evet. Yani. Neden? Çünkü herhalde onların şeyine uygun bir tip yani bilemiyorsun. Evet. Ve o dizide tuttu. Bütün dünyada da izlendi. İzlendiği zaman da bu iş böyle oldu. Yani tutturmak işte o rekabet ortamında kendini kanıtlayabilmek adına neler yapılabilir araştırmak. İşte bizde de böyle filmler çıktı herhalde. Böyle bir takım işte bir eşkıya vardı biliyorsunuz. Evet. İzlendi, izlemedi. Herkes dedi. Mesela Kenan İmirzalıoğlu ve Şener Şen'in beraber oynadığı oyundu. Karadayı. Efendim? Şey, Kabadayı. Kabadayı mıydı o? Kabadayı. Evet, Kabadayı. Evet, Kabadayı. Kabadayı. Muhteşem izlendi. Bütün dünyada da izlendi o film. Var böyle işte bizim bir... Uğur Yücel de vardı o filmde. Evet, Uğur Yücel de vardı. Tabii geçmişe baktığımız zaman Yeşilçam klasiklerinde çok önemli filmler de vardı, oynandı. Onlar mesela bir Susuz Yaz. Evet, evet, çok böyle bir fazla bir para harcanarak yapılan bir şeydi ama Altın Ayı ödülünü almış. Biliyorsunuz önemli ödüller evet. almış. Güzel filmler de vardı. Metin Erksan'ın filmleri vardı. Az çok evet. bu konularda bir bilgim var değil mi yani? Evet. Gayet iyi gidiyor. Yönetmenleri gayet iyi gidiyor. İyi tanıyoruz. Tabii Atıf Yılmaz'ın filmleri vardı. Tiyatro orijinli sanatçılar daha başarılı gibi gözüküyordu. Gözüküyor günümüzde diyelim ama o zamanlar Yeşilçam orijinli yani alaylı diyelim. Alaylı, mektepli evet. değil de alaylılar daha başarılı oluyorlardı. İşte bir Fikret Hakan, bir dediğiniz gibi bir efendim Çolak Salih. Efendim? Çolak Salih. Fikret Hakan'dan evet. değil mi? Aklı ilk aklıma evet. geldi. Kurtuluş Savaşı'nda. Kurtuluş evet. Bir Fikret Hakan, bir efendim Erol Taş, bir Ayhan Işık yani Eşref Kolçak. Yani, bir Cüneyt Arkın. Eşref Kolçak, Ayhan Işık, Orhan Gümüşler bir dönemin en tanınmış, en sevilen aktörleriydiler yani bunu kabul edelim ama Orhan Gümüşler daha sonra biraz o Mahir Güçlü'nün babası. Evet. Belki hı. izlemişsinizdir bilmiyorum ama siz buna yetişemediniz. Yetişemedim. Orhan Gümüşler'i tanımıyoruz. Ben de iyi tanıyorum. Leyla Sayar vardı. Mesela iyi bir oyuncuydu. Bayan şey, oyuncularda. Fatma Giriktiren o evet. jenerasyon. Aynı. Kemal Sunal filmlerinden. Tabii eski Kemal olmadı. Sunal. Saadettin Erbil falan. Kemal Sunal farklı bir misyon, bir vizyon çizdi yani. Kemal Sunal'ın bir daha gelmemesi. Yani geleceği yok zaten. Giden gelmiyor. Onun yerine kimse dolduramıyor. Yani şimdi dolduramıyor. Kimse dolduramıyor. Bugün Zeki Müren öldü mesela sanatçı. Evet. Kimse yerine dolduramaz. İşte dediğiniz gibi Kemal Sunal o bir kere geldi. Evet. Allah rahmet eylesin. Amin. Hala filmlerini 10 kere izleseniz zevkle izleyebiliyorsunuz. İşte bu çok önemli bir oldu. Evet. Çok önemli bir şey. Evet. Ben biraz çok özür dilerim. Sazı aldım mı? Yok gayet çok keyifli yani. Bir şey sohbet yapıyoruz. Evet. Sohbet ediyoruz. İzleyicilerimiz de tam bu tür sohbetleri seviyor. Evet. Tabii sinemayı biraz anlatmak gerekiyor. Şimdi sinemanın geçmişiyle bugünün arasındaki o ayrımı veyahut da durumunu bir şey yapalım istiyorum. Bugün teknoloji çok farklı. İstediğiniz evet. ya eski dönemleri bilmem düplörler kullanılardı. Evet. Şimdi var mı o düplörler? Düplör bazen kullanılıyor ama eskisi kadar değil. Çünkü artık mesela Grimbach denilen bir olay var. Buyurun. Şimdi Grimbach denilen bir olay var. Artık stüdyodan çıkmadan Grimbach'ta kurguyla, efektle Grimbach'ta mesela bir avatar çektiler, dünyayı salladı. Efekt kullanıyorlar. Tabii ki. Yani efektler ona göre. Ama tabii ki o kurguları yaptıkları, yani onların teknolojileri de ona göre. Hani şimdi bizim atıyorum şu anda bile bir patlama sahnesini kurguyla yapıldığı zaman hala biz bugün bile, yani belki biz o gözle bakıyoruz oyuncular olarak.
çizgi filmmiş gibi geliyor bazen. Ama adamlar bir film çeviriyorlar. Greenbox'ta 3 boyutlu, 5 boyutlu, 10 boyutlu. Yani içindesiniz sanki. Hele bir de onu 3 boyutlu gözlükle izlerseniz artık çatışma da olsun, evet, silah çekersiniz. Evet, nasıl oluyor? Bombalar patlıyor falan, havalar oluşuyorlar falan, böyle uçuşuyorlar. Hepsi kurgu. Bunlar efekt. Kurgu değil mi? Tabii kurgu. Tabii ki de yapılıyor. Tabii. Kurgu, evet. Yani şimdi bunun zaten YouTube'da videolarını falan da izlemiştim ben, hazırlanışlarını. Atıyorum şu noktada işte bir bayan bir erkek Amerikan sinemasında, Hollywood'da işte bir sahneleri var ama arkaları ciddi kalabalık. Bizim Galata Köprüsü gibi köprüler, işte gemiler, insan kalabalıkları akıyor gidiyor falan. Bunları eksilte eksilte en son ikisi kalıyor Greenbox'ın ortasında. Ama bunlara o kurguyu öyle bir veriyorlar ki etraflarına, yani sanki onları orada hiç kimse de ayıramaz gerçeğinden. Nasıl yapıldığını hani izledim. Bir de o arkada köprüde gemi yanıyor. Bir patlama oluyor olmuş. Evet. Gemi yanıyor falan. Yani bildiğiniz gerçek. Yapıyorlar. Yapıyorlar, evet. Ya, dublere gerek var mı? Yok. Yok. Dublere gerek yok. Yani. Eskiden hep dubler kullanırlardı. Evet. Ama şimdi artık dublere gerek yok. O dublerler de Allah selamet versin, muhteşem bir dinamizm sergiliyor. Evet. Değil mi? Evet. Evet, Cahit Bey, Fatih. Şimdi şu anda zaten sinema ve dizi sektöründe patlama sahneleri veya dublör kullanılacak yerleri efektlerle bir şeyler yapıyor. Esas oyunculuk Yeşilçam, yani 1970-80'li yıllarda zor idi. 70'li 80'li yıllarda daha güç şartlarla insanlar, özverili ve alaylı olarak dediğimiz insanlar bu sektöre imza atmış insanlar. Şu andaki yapılan bizim sektörle alakalı yapılan sinemalarda bir yönde mektepli olup zor olanlar değil de teknolojiyi kullanarak daha profesyonel, daha etkin bir şeyler ifade edebiliyorlar. Doğru. Evet. Ama teknolojinin desteğiyle yapıyorlar. Evet. Tabii değil ki mi? Teknoloji yani ön planda oluyor. 70'li, 80'li yıllarda, Yeşilçam yıllarında ve Hollywood'da bunlar yapıldığı zamanlar insanlar gerçekten yetenekli insanlardan oyuncular meydana gelmiş. Becerilisi olan insanlardan bir araya gelen konular bunlar. Tabii. Ama şimdi insan gücünü, insan zekasını ve insanın oynadığı rol çok önemli. Yani gerçeğe pek uygun değil mi eski filmler? Bunları şey yapalım. Yani biraz konuşmalar bile çok abartılıydı. Evet. Yani biraz gerçeğe yakın filmler sonraları olmaya başladı. Yes. Bunu da kabul etmek lazım. Yeşilçam bu konuda katletti bazı şeyler. Dünyayı kurtaran adam. O tabii, yani bunlar, dünyayı kurtaran adamlar çok vardı. Bütün dünyada vardı. Biz Cüneyt Arkın'a çok gülüyorlar şimdi ama yabancı filmlere de baktığınız zaman onlar aşağı... Aynen. Kolsuz kahraman geldi. Adam, evet, bütün dünyayı, evet, kesti gitti. Doğranı, evet, parçaladı, evet, yani. Evet. Kimse gülmedi. Evet. Kimse demedi bunu nasıl yaptı adam. Ama bizim Cüneyt Arkın, ben Cüneyt Arkın'ı çok seviyorum. Evet, neden seviyorum? Türkiye'li bir ekoldü. Evet. Cüneyt Arkın deyip geçmeyin. Cüneyt Arkın bizi yabancı filmlerden kurtardı. Evet. Dünyayı. Yani ithal etmeden kurtardı. Ve de hiç dublör kullanmazmış. Şimdi de yine dalga geçiyorlar. Yok öyle bir şey. Evet. Hiç kimse dalga geçiyor. O günün koşullarında Türk filmi var. Mr. Spock'ı da oynadılar bizimkiler. Evet, uzaylı. Çok saçma şeyler oldu ama şimdi çok özel bir tarih film şey yapıyorlar. Tarih filmde atlar koşuyor. Arkadan araba geçiyor. Bir de öyle durumlara da düştüler yani. Şimdi, Turist Ömer vardı Sadri Alışık rahmetli, uzay yolunda. Ama Sadri Alışık farklı tabii ya. Çok muhteşem bir, evet, oyun kabiliyeti falan. Çok önemli biriydi yani bana göre. Turist Ömer, o bir farklı bir şey yani. O bir, yani Yeşilçam ayrı, İnek Şaban ayrı, başlı başına bir, atıyorum, holding gibi diyeyim, hani bir benzetme. Evet. Turist Ömer başlı başına bir holding gibi, yani buraya bir kan sağlayan, evet, yani, evet, damar gibiydi yani. Tabii sinemada bir farklılığı getirdi ve o farklılık sinema seyircisini topladı. Evet. Sinemayı, yani önemli bir, yine sektör kendini kurtardı. 1970 ve 80'li yıllarda, 71'li yıllarda sinema çok yüksekte yoruldu. Evet. Mesela Tugay Toksöz diye bir oyuncu vardı. Evet. Ben çok yakın tanıdım. Allah rahmet eylesin. Evet, Allah rahmet eylesin. Ve erken gitti. Tugay, evet, Üsküdar'a gelirdi. Üsküdar'da bizim Yavuz Karakaş diye bir abimiz vardı. O da
filmlerde oynardı. O Çanakkale Aslanlarına falan oynamıştı. Yavuz abi de benim çok samimi arkadaşım. Sizlere bunlardan da bahsedeyim. Yavuz'un bir şeyi vardı. Böyle küçük bir dükkanı vardı Üsküdar'da. Uncular Caddesi'ydi. Evet, Uncular Caddesi'nde. Orada Tugay oraya gelirdi, Tugay Toksöz. Ben bir şeyini hiç unutmuyorum. Yavuz Karakaş'a şunu söyledi ki, ya dedi, Yavuz abi dedi, biz dedi bir şeye uyuduk dedi, hayatımız kaydı. O zaman böyle erotik filmler başladı. Evet. İzlenmiyor, başka film yok. Yönelmek evet. zorunda kaldı erotik filmi. O erotik filmlerden birinde şey oynadı, Tugay oynadı. Başrolleri de oynayan bir oyuncuydu, iyi bir oyuncuydu. Ağır bir oyuncuydu. Fakat o, onun hayat, onun sinema hayatının sonu oldu. Kendisine bir daha izlenmedi yani. Evet. 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 Yani o zamanlar öyle bir furya vardı. Evet. Şimdi Yeşilçam yıllarında hala Yeşilçam var ama eski yıllarda pof poflu olduğu zamanlar, gözde olduğu zamanlarda İnsanlar özverili ve yetenekli olduklarını söylemiştik. Fakat orada bir de tek kamerayla çalışmalar vardı. Evet. Aynı oyun, aktör yoktu. Aktör sınırı vardı. Ve birçok film teklifleri olduğu için çok kısa zamanda çok filmler meydana gelmesi gerekiyor. Bir yerlere gelmesi evet. gerekiyordu. Aksiyon sahneleri bile aynı sahneleri tekrar bir kısımlarını ayrı ayrı yerlere getirerek birleştirme yaparak sinemaya döndürüyorlardı. Şu anda ama işte teknoloji ileride olduğu için ne yapıyorlar? 3 kamera, 4 kamerayla birlikte aynı anda çekimler yapılıyor. Mesela ben bir Arka Sokaklar'da 288. bölümde uyuşturucu balonu olarak bölüm oyunculuğu almıştım. Bir bölümü biz bir günde çektik. Bunun hem yakın sahneleri vardı, hem uzak sahneleri vardı. Bir bölümü bir günde çektik. Bir günde çektik. Ama o kadar profesyonel bir çalışma vardı ki, hem seni yakın alıyor kamera sistemi, hem uzak alıyor ve ayrı ayrı bir uzak çekim, bir tekrar bir çekim daha gereği duyulmuyordu. Ama eskiden Yeşilçam'ın... Yani tekrar falan yok. Tekrar yok. Bir kere de o bitiriyor. Evet. Bir kere ben, de. Ben de Yeşilçam filmi işte çekildiğim gibi bir seyrettim işte. Stop. Olmadı. Tekrar. Baştan al. Ama böyle şimdi tekrar baştan. Büyük sektörlerde özellikle Türkiye'ye mal olmuş dizi sektörlerinde oyunculuk talepleri olduğu zaman o filmde o firmayı utandırmayacak insanları ve oyuncu kabiliyeti olan insanları seçiyorlar. Şu bu bir gerçek tabii ki. Tabii ki, tabii ki. Yani öyle herkes dizilerde oynayamıyor. Öyle şu. Yani ben oynayamam. Zor, zor. Oynarsın. Oynarsın. Tabii dizilerde yani bu bir kabiliyet meselesi. Yani herkes sanatçı doğamaz. Çok önemli bir şey. Sanatçı. Bir de içten gelen bir şeyler oluyor bu. Yani oyunculuğu sevebilmek çok önemli. Evet. Kendini ona oraya yakıştırabilmek çok önemli. Ben geleceğim şimdi. Diyeceğim ben size soracağım. Siz mesela uyuşturucu balonunu oynadık diyorsunuz. Evet. O uyuşturucu balonunu oynarken kendinizi ne hissettiniz? Yani bayağı ben uyuşturucu balonuyum diye hissettim. Onu ben oynuyorum. Ben buyum dediniz. Şimdi bazen zaten... ben yaşıyorum diyor. Ben diyor işte diyelim ki Yörük Efe'yi oynarken diyor, ben Yörük Efe'yi yaşadım diyor. Yörük Efe'ydim ben diyor. Bazı aktörler de bunu söylüyor. Ben buna da tanık oldum. Şimdi böyle bir talep geldiği zaman bir üst bir firmadan diyor ki mesela sana böyle bir sahne, böyle bir oyun vereceğini söylüyor. Senaryoyu okuyorsun. Kendini onun içerisinde bulduğun zaman zaten o oyunculuğu kabul ediyorsun. O rolü kabul edebiliyorsun. Mesela ben yıllarca farklı görsel olarak yüzümde değişiklikler yaptım. Mesela bir zamanlar Barış Manço'ya benziyordum. Barış Manço, saçlar uzundu, Barış Manço tarzı vardı bende. Ama şu anda da uzun da. Şimdi öyle bir durumdayken ben doktor olarak oynatamazlar. Evet. Gitmez. Yani bürokrat olarak. Bürokrat olarak kullanamazlar çünkü uymaz. Ama şu anda bir şu
görüntüyle artık ne olabilir? Bürokrat bir doktor yönetici, doktor da. Yani çok doktorlar bu tarzda tabii bir doktor rolümde var. Ama o eski halimle o doktor rolünü alamıyordum. Biraz olgunlaşma tipi, olgunlaştınız galiba değil mi? Biraz daha mı olgun tip olarak böyle? 2012'de zaten yüzümde bir değişiklik yaptım. Yani tarzımı değiştirdim. Daha önceden hep kötü adam karakterlerini aldım. Hiç kötü adamda? Hayır, öyle değil. Yani sinema filminde oynadınız mı böyle kötü adamı? Bir Tefeci diye bir sinemam vardı. Ama hazırlıkları bittiği aşamada dağıtıcı firmayla ilgili bir şey oldu. Sahnenin yeniden çekilmesi gerekiyordu. Bir 3-4 tane sahnesi kalmıştı projenin. Bir oyuncu arkadaşımızın vefatından dolayı sahneyi tekrar çekmek gerekti. Sahneyi tekrar çekmek gerektiğinde de bir zaman aşımı oldu. Tekrar çekileceği bir düşüncesiyle beklentideyiz. Biz de aynı sinemaya devam edeceğiz tabii ki. Evet. Şöhrete Giden Bir Bela diye bir sinema filminde yer aldım. Onun da herhalde 9. ay gibi şeylerde vizyonda olacak. Orada bir tam bir barbar bir insanı canlandırdım. Ama oradaki tabii ki şeklim şeydi, Barış Manço tarzıydı. 2010 itibariyle saç ve bıyıktaki değişiklikleri yaptıktan sonra şimdi okul müdürü, doktor, yine şey bürokrat kısımlarından insana tabii. Şu anda şimdi şimdi şöyle bu konuyla alakalı şöyle bu konuyla biraz matkap bu konuyla alakalı şöyle bir şimdi bu konuyla alakalı konuyu şöyle toparlayabiliriz. Bizi bağlı olmuş olduğumuz sektörler veya bizim kendi üstlendiğimiz şey var. Bir dizide veya bir sinemada bir karakter gerektiği zaman senaristin yazmış olduğu bir konu vardır. Der ki bana uzun saçlı 40 yaşlarında bir insan. Ha, o zaman sen düşünülebilirsin. Ama 60 yaşında bıyıklı bir insan denildiği zaman tercih sen değilsin. Tabii. Bu isteğe göre yaş gruplarına senaristin yazmış olduğu senaryo gereğindeki kişinin yüz ifadesi ve yaş grubuna uymak gerekiyor. Burada üst düşünürler şöyle söyleyeyim, oyuncu arkadaşlarımız veya yönetmenlerimiz şöyle demişler. Herkesin bir rolü vardır. Evet. Ama yaşına göre rolü vardır. Bizim de yaşımız şu andan itibaren 40-50 yaş gruplarının içerisinde uygun olduğumuz rollerde yer alıyor. Olgun tiplemeleri. Tabii şu anda ben 20 yaşın bir grubun bir öğrencinin okullu öğrenci olamam tabii ki. Evet. Deniz de olamaz, Deniz öğretmen olur ama iyi bir öğretmen. Şimdi biz Deniz'le arkadaşlıktan öte bir sevgimiz, bağımız var. Dostluğumuz bir dostluğumuz var. Var. Evet, kardeş gibiyiz biz. Şimdi Deniz'le bir gün Face'de yazışıyoruz. Deniz'e diyorum ki Deniz ne yapıyorsun, neredesin? Ya diyor sete gidiyorum. Biraz da doğalız tabii biz. Nereye gidiyorsun? Asayiş Berkemal'e gidiyorum. Ya yapma, ben de Asayiş Berkemal'e gideceğim akşam üzeri. Ben sahnedeyim. Ben de akşam setim var. O günlerde biz ikimiz de aynı bölümde dizide karakter oyuncusu olarak oynuyoruz. Fakat ikimiz de birbirimizi göremiyoruz. Sahneler ayrı. Sahneler ayrı, yani. Konularımız ayrı. Haberiniz yok ama birbirimizin. Yok ama yazışma. Yazışmalarda diyoruz. Evet. Sen ne yapıyorsun? Asayiş Berkemal'de birkaç günlük şeyim var, rolüm var. Ben de diyorum, benim de birkaç günlük rolüm var. Ben de Asayiş Berkemal'de oynuyorum. Ondan sonra birbirimize söyledik. Dedik ki sen hangi karakterdesin? Ben şu karakterim. Sen hangi karaktersin? Ben de şu karakterim. Ben Organ Mafya Babası gene. Arif karakteri. Hiç değişmek. Mafya Babası. Babaya devam. Babalara devam. Evet. Yine burada, tabii ki ben de orada yine kötü bir adamdım. Tetikçiydim. Ama tabii hep kötü adam ama rolleri oynamadım. Rolüne pek şu anda şeyiniz yok. Yani. Yok. Ama Deniz Şen'in şeyini söyleyemem. Makyaj. Şimdi iyi yapmışız herhalde rolümüz. Şimdi biz şimdi hep buraya bu konuyu açarken hep dedik ki kötü adam, kötü adam, kötü adam. Yani o kadar da kötü adam değiliz.
dedik ya, bürokrat rollerimiz de var, şimdi doktor rollerimiz de var, öğretmen rollerimiz de var. Evet, var tabii. Rahmetli Erol Taş biliyorsunuz, çok münayim, çok seveceğim. Evet, Allah iyi kalpli, muhteşem bir insandı. Fakat Erol Taş'ın iyi bir rolde oynadığını kimse görmez. Hep kötü rollerin adamı. Ben gördüm. Gördünüz mü? Bir film vardı, Kurtuluş Savaşı'nın yapıldığı. Yani Kurtuluş Savaşı mücadelesi. Siyah beyaz. Savaşta eski bir film. Başka nerede? Yunan Kartal Tibet, Kartal Tibet falan vardı hatta. Evet. Olabilir. Çok yani. Duygulu bir filmdi. Yani savaş filmleri tabii o evet. Ayrı ama böyle bir işte romantik filmlerde yani falan böyle kötü adam evet. Rolünü oynar. Kötü adam rolünü oynadı işte sokakta saldırılara uğradı biliyor musun? Çok uğradı. Evet. Evet. Çok uğradı. Çok gördüler adamı zavallı adam. Çok iyi. Ya günümüzde de var. Şimdi İsmail Bey böyle bir evet. Şey. Yani günümüzde var de yaşıyor. Tabii ki. Şimdi senin kafayı şey matkapla değil de Allah korusun. Matkapını gönderiyor bu adam işte. Yok bana söylenen şu. Şimdi bizim Karamürsel'de falan arkadaşlar sağ olsunlar. O Polat'a söyle sakın Karamürsel'e gelmesin diyorlardı. Yani şöyle bir enteresan bir şey anlatayım. Hani Kurtlar Vadisi'nde biliyorsunuz Ersoy Ulubey karakteri vardı. Evet. Sevgili Ümit hocamız. Ümit Acar. Ersoy Ulubey karakterini canlandırıyordu. Ali Memati'nin bir İşte Beşik'te öldürülme sahnesi vardı. Evet. Onu o yapmıştı. İşte senaryo icabı. O Ali Memati'yi öldürdü diye, yani Memati'nin oğlunu öldürdü diye kendi eşinin, kendisi zaten Kuşadası'nda yaşıyor. Eşinin de Selçuk'ta falan işte eczanesi falan var. İki kere eczanenin camı çerçeveyi indirmişler. Ali Memati'yi niye öldürdün sen diye. Tabii. Günümüzde de var yani bu. Var evet. Tabii. Hatta Kurtlar Vadisi bitince saat işte o prime time kaçta bitiyor? 11.25 gibi falan. 23.25 gibi falan. Yani. O saatten sonra sokaklar her taraf böyle Memati'ler, Polat'lar kaynıyor. Tabii doğru şimdi. Söylüyor. Şimdi etkili insan. Tabii yani, tabii. Çok. O şeyi kendini ona veriyor ve kendisi onu o zannediyor. Aynen. Şimdi, bunlar biz de yaşadık. Deniz kardeşimiz konusuna değineceğim. Şimdi Perşembe Günler Kurtlar Vadisi oyulduğu zaman film bittikten sonra hadi biz genç insanlarız sokağa çıkıyoruz veya bir yerden geliyoruz seyretsek veya seyretmesek de veya genelde bu filmler arkadaş gruplarıyla seyrediliyor. Herkes birbirini tamamladığı için. Bir bakıyorsun o gün veya diğer perşembe gününe kadar giden perşembe gününe kadar okulun önüne geçersin. Herkes aynı Polat Hanımdar Memati gibi yürüyor. Ondan sonra bir yerden bir şey alacak olsa yaşı tutmasa bile şeye bile girse bir büfeye bile girse aynı onun gibi de gidip yaşı tutmadığı halde sigara isteme şekilleri falan. Bunlar tabii o. Kalemi bunlar gibi. Olabilir yani. Şimdi ben çok özür dilerim. Tabii. Başlamak diyoruz. Ben de çocukken sinemaya bizi giderdim. Annem çok tabii okuldayız. Kaçıyorduk bazen okuldan sinemaya gidiyoruz. Ama ben öyle geldiğim zaman yakalanıyordum. Sinema gittim anlıyordu hani. İçeride sigara içiyor. Yok, hayır. Davranışlardan evet. Çünkü hiç unutmuyorum. Bir annem kapıyı kapatmadan şöyle, kapat o kapıyı. Hiç unutmuyorum annem. Sen yine sinemaya gittin dedi. Ne yapıyorsun? Yani şimdi ayağını şu filmine gelmişim. Şimdi. Bir de şimdi biraz onlar kolay oluyor da eskiden insanlar Yeşilçam yıllarında eski filmlerde insanlarda gerçekten bir duygu vardı. Bir de alaylı olmalarından dolayı insanlar gerçekten sinemaya kendilerini verebiliyordu. O rolün insanı olabiliyorlardı. Tabii bugün eğitim almış insanlar da aynı şeyler rahatlıkla yapabiliyor ama o insanlar duyguları bir ağlama sahnesini yaptığı zaman insanlar gerçekten ağlayabiliyordu, kendi rollerine verebiliyordu. Ama şimdi sahnelerde tabii bunlar biraz söylenmemesi gereken şeyler ama söylüyoruz yine de göz yaşırtıcı damlalar kullanılıyor. Yani ağlama sahnesinde göz yaşırtıcı. Yani sizin şimdi daha da çok teknoloji daha da gelişti. Onu o zaman sizin bildiğinizden farklı şeyler oldu. Şimdi yani. Gözyaşı damlaları yapıyorlar. Ama eskiden eski çantasında biber gazı bile var şimdi. Evet, biber gazı da var değil mi? Tabii ki. Var mı? Yok yok. Peki, çok pardon. Şu ağlama sahnesi gözlerinde bu kadar yaşlar geliyor falan. Onu o damlayı bir anlatır mısınız izleyicilerimiz?
anlasına sağlıyor. Kimyasal madde olup olmadığını bilmiyorum ama diyor, göze zararlı bir, zarar vermediği bir madde olduğu kesin. Yani çünkü bir firma kullanılarak bir şeyler. Bunlar da genelde set ekiplerinin içerisinde bulunuyor. Onların makyajcılarının çantalarında bulunuyor. Sahnede duygu yüklemek gerektiği zaman tabii o duyguyu yaşayamayan insanlar oluyor. Ama gerçekçi olabilmesi için, gerçek görüntüsünü verebilmek için ağlama sahnesinde ağlayamazsa hafif biraz gözünü ovuşturuyor. Göz damlasıyla ağlayan bir insan meydana geliyor. Ama eski yıllarda çekilen filmlerde insanlar gerçekten o duyguyla ağlamışlar. Evet. Ama bazıları ağlıyor, bazıları da soğan kokluyor da. Ama gerçekten o eski yıllarda çekilen sinemalara baktığımız zaman tek kamerayla bunları nasıl yapmışlar? Ben şaşırıyorum. Ve o kamera, o teknoloji. Evet. Ve film çeviriyor adamlar. Evet. İlginç ya. Çok iyi, çok iyi kameramanlar çok iyi. Vardı. İlk televizyon açıldığında bu kameramanlar, bu Yeşilçam'daki kameramanların hepsini davet ettiler. TRT'ye davet ettiler. Hiçbiri gitmedi. Kabul etmedi. Ondan sonra sinema sektörü bir çöktü mü? Çöktükten sonra da hepsi pişman oldu. Niye gitmedik diye. Onu biliyor musunuz? Yok. Ona ben size söyleyeyim. Gittiğinizde bir sorun orada. Yeşilçam'daki bütün kameramanları davet etti TRT. Ben biliyorum o konuları, yani o günleri yaşadım. Çünkü benim de az çok bir sahne hayatım oldu. Evet. İç içeydim sanatçılarla. Çok iç içeydim. Kameramanlara gelen teklifi herkes böyle şey baktı yani. Adam benim maaşta mı çalışıyorsun? Adam iyi para alıyor. Evet. Ama kameramandı yani. Kameramandı. Gerçekten bizim Aydın gibi, en az Aydın gibi bir kameramandı onlar. Bizim Aydın da öyle bir kameramandı. Ben çocukken o kadar sinema hevesim vardı ki çocuktuk. Yani ekonomilerde sınırlıydı, para bulmak da zordu. Sonucunda köylü insanlardık. Ama bir şeyler anlatıldıkça biz onlara hep heves ederdik. Ne yapalım, iki tane yumurta satsak da acaba sinemaya gitsek mi? Öyle düşünceler vardı. Benim sinema hastalığım o zaman orada başladı. Hep insanları Yeşilçam'dan veya Hollywood'dan seyretmiş olduğumuz filmleri gördüğüm zaman acaba ben bunlar gibi bir oyuncu olabilir miyim? Acaba bunlar gibi yapabilir miyim? Acaba gün gelir de ben bunlar gibi bu işin sahibi olabilir miyim? Bu karakteri canlandırabilir miyim? Tabii onu da düşündüm mü? Bir de bu kadar insanlara hitap etmek Allah bir fırsatını verir mi diye düşündüm. Hep çocukluğumda kalma oyunculuk merakıyla ilgili, yani oyuncu merakları da ayrıntısında, bir de hep bu işin sektörün içerisinde olmak istedim. Gün gelse de keşke bir gün bir sinema yönetmeni, bir sinema senaristi olayım hevesleri vardı. Senarist ve yönetmen mi olma hevesiniz vardı, hep, yoksa oyuncu olmak mı? Oyuncu da vardı ama bir de bunların bu duyguları kaleme döküp yazabilmek de çok önemli. Tabii. Bu Yılmaz Güney bir de başardınız. O oyuncuları sen yönlendirebiliyorsun. Oyuncular seni yönlendiriyorsun. Diyorsun ki şu adamın diyorsun sahnelerini ben çeksem falan. Şunlara hitap eden, ekmek yediren ben olsam. Yani bunlar çok çocukluktan kalan bir şeydi. Ama tabii biz 20 yıl eğitimcilik yaptığımız süre içerisinde sinemanın bazı zamanlarında eksik kaldığımız yerler oldu ama güzel bir işim vardı. Ama gün geldiği zaman dedim ben bu işin en mükemmelini yapmak istiyorum diye düşüncelerim olmuştu tabii. Oldu. Yapımcı, aynı zamanda siz yapımcısınız, bir de prodüksiyon şirketiniz var. Yapım prodüksiyon şirketi, evet. Şirketiniz var, ona geleceğiz zaten, değineceğiz. Siz sinema tabii oyunculuk önemli bir, ben kolay kolay oyuncu insanlar olabileceğine inanmıyorum. Oynamak çok önemli. Yani o karakteri canlandırmak, size verilen rolün hakkını verebilmek bana göre çok önemli bir şey. Çok önemli, evet. Onu yaşatmak, karşısındakine o duyguları yaşatmak çok önemli. Fakat sinemanın çok farklı bir şey boyuta geldi artık sinema. Yani bir endüstri kolu, artık bir büyük bir sektör. Büyük bir sektör oldu. Büyük ekonomik bir sektör haline geldi. Ayrıca dizilerle, diziler çok önemli, çekilen dizi veya filmlerle
ülkelerin kendini tanıtma imkanları doğdu. Yani eğer siz çektiğiniz bir sinema filmi veya bir dizi beğeni kazanıyorsa, beğeniliyorsa ve talep alıkuna artıyorsa, o zaman tabii satışınız da olacak, arz ve talep meselesi. Evet. Sattığınız zaman o dizide yaşadığınız yerler, o dizide gezdiğiniz yerler, tanıttığınız yerler bütün dünya tarafından tanınıyor ve çok büyük bir elçilik görevi de yapmış oluyor. Tabii. Yani biraz evet Bülent dediğim o arkadaş Bülent İnal'ın işte sarmaşıklar altında mıydı? Ihlamurlar altında. Ihlamurlar altında. Sarmaşıklar altında. Bir şeyin altındaydı işte bu adam. İşte o dizi örneğin bizi Arap ülkelerine çok iyi tanıttı. Bir de bu Aşk-ı Memnu galiba o da Arap ülkelerine Muhteşem çok, Yüzyıl. Muhteşem Yıldız gibi. Yani bunlar bizi tanıtım açısından, bütün dünyaya tanıtması açısından çok önemli. Peki sizce iyi bir tanıttı acaba? Onda bir şey kim? Bülent İnal'ın ki iyi tanıttı. Onu niye biliyorum? Çünkü El Arabi televizyonunun bir yapımcısıyla ben görüştüm. O anlattı. Biz dedi, hepimiz dedi, Bülent İnal'a kendimizi benzetiyoruz. İyi tanıttı demek ki. Madem ona benzetmeye çalışıyorlar demek ki iyi tanıttı. Ama Muhteşem Yüzyıl için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Ben saygı duyuyorum. Şuna saygı duyuyorum. Eğer bir film talep görüyor, izleniyorsa ona saygı duymam gerekiyor. Ben izlemeyebilirim. Ben sevmeyebilirim. Bana ters gelir. Örneğin Kurtlar Vadisi'ni ben çok fazla izlemedim. Ama Kurtlar Vadisi, Irak diye bir filmi gittim. Orada da gördüm. Çok saçma şeyler de gördüm orada. Ama orada tabii milli duygularla oynandığını da gördüm. Bu da bana pek fazla beni hoşnut kılmadı yani. O beni pek hoş karşılamadı. Benim milli duygularım insan milliyetçiliği var bende. Evet. Çünkü benim böyle bir yapım var. Böyle başka bir şey tanımıyorum. İnsan, ben denizin nereli olduğu beni ilgilendirmiyor. Evet. Etnik kökeni, rengi, dili, dini beni ilgilendirmez. Hiç de sormam. O beni ilgilendirmiyor. Onun karakteri benim çok önemli. İnsan adını, insanlık adına neler yaptığı çok önemlidir diye düşünüyorum. O nedenle yani bizi tanıttı mı, tanıtmadı mı, iyi tanıttı mı, iyi tanıtmadı mı, Muhteşem İzin bizi iyi tanıtmadığına ben inanıyorum. Neden? Çünkü Osmanlı dönemini bu kadar berbat bir şekilde anlatacak bir dizi daha ben görmedim. Yani dizi değil, bana göre katledilmiş. Yani 46 yıl iktidar olmuş bir Sultan Süleyman. Bir yani haremden pek çıkmadı. Bu maalesef çıkmadı. Hiç ama şey 46 senede hep seferde adam seferde öldü. Evet. Ama biz Sultan Süleyman'ı haremde hep şeyle Hürrem Sultan'la bilmem neyle uğraştığını gördük. Ya adamın başka işi yok muymuş ya? Evet Hürrem Sultan Osmanlı tarihinde çok önemli yeri var. Osmanlı'nın çöküş nedenlerinden bana göre biri de odur. Odur bunu bunda kabul ediyorum ama tarihte okuduğum kadarıyla ben konuşuyorum. Ama bu kadar değil yani. Sattırılmaması ya bana göre çarpıtıldı bu olay. Bana göre. Ama şimdi bile bir bunu izleyen, çok izleyen ve bunu beğeniyle izleyen bir kitle var. Ona da ben saygı duymamak mümkün değil. Duyacaksınız yani. Duyuyorum. Saygı duyuyorum. Tamam diyorum. Madem siz izliyorsunuz, güzel diyorsanız, güzeldir sizin için ama benim için değil. Ben yorum yapmadım ama. Siz yapmadınız. Siz yorum yapmadınız tabii ama Deniz şimdi dedi ki yani Yo, ben mesela bu noktada şunu söylemek istiyorum. Ben Deniz diyorum, Cahit diyorum. Öyle bey meyken çok yok. Rahat. Çok özür dilerim. Gayet güzel. Sana. Çok keyifli. Kurtlar sofrası biraz sonra zaten oynayacağız. Hangimiz puanlarından olacağız göreceğiz şimdi. Size yakışır. Teşekkür ederim. Buyurun. Evet. Şimdi tabii ki yani bu şimdi ülkemizde, dünyada diyelim yani genel manada şu siyah kutudan yani ekrandan, televizyondan bahsediyorum. Evet. Evinde olmayan yok gibi bir şey. Evet yok. Kim evlerde iki tane, üç tane gibi. Var. Yani her evin içerisinde var. Mutfakta bile var artık. Var. Ve tabii ki bir dizi kuruyorsa, yani şu anda Türk sektöründen bahsediyoruz. Ama bazı diziler var ki, yani insanın şimdi bunları içi kaldırmıyor. Şimdi az evvel mesela bir dizinin adını söylediniz. Yani yeğeni, amcası, amcasının eşi arasında bir ihanet de dönüyor. Yani böyle bir şey yani. Ama reytingler yaptı. Ama reytingler de birinci sıradaydı. Evet. İşte yabancı ülkelerde falan filan.
İşte o şimdi, Dallas filminden bize o geldi. Biz yani şimdi aşkı memnundan bahsediyorsunuz değil mi? Yani. Doğrusu bizi orada. Evet yani şimdi. Biz her şey açık konuşuyoruz. Kimse, biz bize konuşuyoruz. Yeğeni ile kendi eşinin arasında dönen aşkın arasında kalmış birisi. Yani bilmiyorum yani bana göre topluma olumlu eğitici, öğretici, işte uyuşturucunun ne kadar kötü. Mesela derler ki Kurtlar Vadisi bir mafya filmi derler. Hayır, Kurtlar Vadisi bir mafya filmi değil. Yani Kurtlar Vadisi aslında yani gerçek manada Süleyman Çakır zamanında bile mafyanın ne kadar kötü olduğunu anlatan bir şeydi aslında. Mafyaya karşı böyle savaşı tabii gösteriyor. Ki, tabii, yani, evet, tabii ki yani evet, bu gerçek doğru manada. Mesela evet, Arka Sokaklar dizisi ya işte evet, sokakta insanlar şöyle konuşuyor. Ya işte kaç sene oldu hala devam ediyor. Ya aslında fena mı? Bakın her bölümde bir hikaye işleniyor. Evet. Gençlerin nasıl mesela uyuşturucudan dolayı mağdur olduğunu, onların annelerinin, babalarının mağdur olduğunu. Şimdi hepimizin evladı var. Allah ömür versin. Sağlıkla inşallah tahsillerini, okullarını yaparlar. Amin. Bugün bir üniversiteye gittikleri zaman uydudan nerede olduğunu görebiliyor muyuz? Tamam işte 3G'li telefonlar var. Evinde internet olanlar kamera açar görür falan ama her an tepesinde değil. Peki gece bilmem ne yani nerede olduğunu nasıl bileceksiniz? Nasıl bir ortamlarda? 15-16 yaşında ama gidin İstanbul'da Taksim'de bir bakın sadece İstanbul değil her yerde yani artık böyle. 15-16 yaşında, 17 yaşında, 18 yaşında da ellerinde bira içki şişeleri falan filan böyle. Yani topluma bir şeyler artık çok basite indirgenildi, çok sıradanlaştırıldı. Ama bunların sonunda da toplum o kadar zarar görüyor ki gençliğimiz, kuşaklar törpüleniyor. Kimse bunların farkında değil. Niye biz daha öğretici, daha yapıcı... Şimdi bizim için devlet her zaman bakidir. Ülkemiz yani Türkiye Cumhuriyeti. Biz deriz ki ilelebet baki kalacak deriz. Evet. Ülkemizin milli birlik ve bütünlüğüyle alakalı projeler niye çok meydana gelmiyor? Niye bu kadar etnik köken çatışmaları var? Niye bu kadar millet sokaklarda birbirine biri gaz sıkıyor, biri molotof atıyor, havai fişek atıyor? Niye evet, bu insanlar hangi güçler tarafından birbirlerine düşürülüyor? Çok güzel. Hani çok güzel. Bunlar kimlere hizmet ediyor? Evet. Kimlere hizmet ediyor? Çok önemli. Çok evet, önemli bir konuya değiniriz. Bu konu aslında şurada kesilecek bir konu değil ama siz bizi de oynarken ne için oynuyorsunuz? Tabii ki bir gelir elde. Biz de burada program yaparken tabii, para bizim de ihtiyacımız var. Şimdi, İzin verirseniz kısa bir reklam arası falan tabii, bize biraz ben, para gelsin. Bir şey mi söyleyecektiniz siz? Bir şey söyleyecektim ama. Tamam ben söyleyin ondan sonra reklama girelim. Ama o konu, değindiğiniz konuya birazcık açacağız inşallah. Çok iyi olur. Evet. Şimdi aslında söyleyeceğim konuyu şimdi açmayayım. Daha sonra açacağım da. Şimdi arkadaşımızın dediği gibi konuşulacak çok şık konular var. Evet. Fakat şimdi sektörle alakalı insanlara verilen bir karakterden dolayı oynayacağı bir roller var. Bir de şöyle bir konudan bahsedeceğim. Bizlere filmlerden veya dizilerden teklif geldiği zaman bize soruyorlar. Diyorlar ki sen bir subayı canlandırır mısın? Bu fiyata gelir misin? Bizim önümüze açılıyor. Biz onlar kabul etmezsek zaten oynamıyoruz. Fiyatta anlaşamazsak veya o karakteri kabul etmezsek oynamıyoruz. Senaryoyu görüyorsunuz, kabul tabii, ederseniz oynuyorsunuz. Tabii, tabii. Fiyat verilir. Şu fiyata oynar mısın? Evet. Bu karakteri canlandırır mısın? Ve müsait misin? O gün içerisinde müsait misin? O tarihler yani içerisinde. Bize baktığın zaman Deniz'in karakteri böyle mafya filmlerinde falan değil mi? Yani Deniz'in o filmlerde gerek yok. Ben böyle böyle mafya filmlerinde... Bir dahaki sefer artık mafya olayım oynayacağım. Mafya babası gel oyna filanlar. Evet. Çok para şey, kazanalım. Hemen kısa bir ara verelim. Çünkü ara saatimiz geçmeden ona tamam, verelim. Çok teşekkür ederim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Sevgili izleyenler, ikinci bölüm başladı. Tabii de bu arada ben fazla bir yorum yapmayacağım. Hemen konuklarıma döneceğim ve konuklarıma sorularımı sormaya devam edeceğim. Tabii önemli, keyifli bir program oluyor. Bunu da söyleyeyim. İzleyicilerimiz
bizi izliyorlar şu anda ve hoşnut olduklarını da anlıyoruz. Şimdi elbette siz kendinizi anlatırken biraz da oynadığınız dizilerde yaşadığınız en önemli konular nelerdir diye sorarlar. Hep çok nezih bir soru. Herkes soruyor. Başınızdan geçen önemli bir olay. Aslında oyuncunun başından çok önemli olaylar geçiyor. O kadar geçiyor ki her sahne bir olay. Hangisini anlatsın adam? Değil mi? Yani. Ama bunların içinde bazıları da çok kendisinde böyle yer eden, yani belleklerinde yer eden ve olaylarla da karşılaşıyor insan. O öyle bir olayın örneği siz dediniz yani bir Polat Alemdar tiplemesini yaptıkları zaman mesela ben siz o filmlerde oynuyorsunuz, dizilerde oynuyorsunuz. O dizide Polat Alemdar tiplemesini böyle bir kendini kaptıran veyahut da dışarıda gördüğünüz biri var mı? Varsa şöyle isterseniz ondan başlayalım. Böyle devam eder. Bu noktada çok komik bir anım var. Yine böyle bir canlı yayında. Evet. Ama başka bir arkadaşımızın anlattığı, sanatçı arkadaşımızın. Televizyonda mı canlı yayındasınız? Tabii. Evet. Yerel bir televizyon kanalında, Sakarya tarafında. Konuklardan yine bir Karadeniz sanatçısı arkadaşımız var. Bu arada ben ses sanatçılığı da yapıyorum. Halk türküleri falan okuyoruz. Onu öğrendik. Bu arada öğrendik. Herhalde bu işin başınıza iş alacaksınız biraz sonra oldum. Şimdi yine Kurtlar Vadisi'nden iki arkadaşımız da o an hani ben davet ettim. Hadi gelin dedim böyle böyle. Hem sohbet ederiz hem şarkı türkü söyleriz. Güzel bir neşeli bir program olur. Karadeniz sanatçısı bir arkadaşımız var. Mevzu Kurtlar Vadisi'nin perşembe akşamları işte kahvehanelerin dolu olması. Hani evinde işte atıyorum eşi başka bir diziyi istiyor. Tartışma yaratmak nasıl? Kahvede izliyorlar. İşte gençler falan. Şimdi onun anlatış tarzıyla anlatayım ben. Evet. Aga dedi bir akşam dedi kahveye gittim. Baktım kahve dedi ağzına kadar dolu. Biz de dinliyoruz. Hemen dedi bizim Hıdır abiye sordum dedi. Abi hayırdır bu akşam niye bu kadar kalabalık? Hani milli maç, derbi maç falan mı var? Yok be oğlum dedi ya. Bu akşam dedi Kurtlar Vadisi var dedi ondan böyle kalabalık falan. Derken dedi o arada iki tane genç delikanlı dedi geldi kahveye. Evet. İşte oturuyorlar gayet nazikçe, kibar böyle. Hıdır abi iki çay alabilir miyiz abi demişler. Evet. Tabii çaylarını içerlerken bu arada Kurtlar Vadisi başlıyor. Başlıyor. Bir yandan memati sıkıyor, bir yandan Podat zıplıyor, atıyorlar, patlatıyorlar, uçuyorlar falan filan. Dizi bitiyor. Arkadaşlar çay paralarını ödeyecekler. Kalkış şekilleri şu. Dizi izlediler ya. Evet. Nasıl? Hıdır kaç para lan bizim çaylar? Niye kalkışlar var? Kaç para lan bizim çaylar? Yani biraz evvel Hıdır abi iki çay alabilir miyiz diyen gençler. Evet. Dizi bitince Hıdır kaç para lan bizim çaylar yapıyorlar. Bu şimdi işte bu tabii bu tiplemeler de bazen zarar verebiliyor değil mi böyle? O çok yani zarar veriyor. Örneğin işte tabii şimdi işin ciddi boyutuna geldiğimiz zaman biraz önce sizin değindiğiniz konu çok önemli bir konu. Evet. Ahlaki değerlerin çöküşü konusu. Benim Dallas'la başlayan bana göre bir zafiyetler zinciri diyeyim ben ona. Ve ahlaki değerimizin çöküşünün bana göre başlangıcı bir Dallas dizisi. Maalesef işte o sizin söylediğiniz ilişkiler işte yeğeniyle bilmem nesiyle evet. Kardeşinin yengesiyle falan ilişkiler gibi. O ilişkiler o Dallas'la başladı. Daha sonra bizim de o sizin anlattığınız diziler, söylediğiniz dizilerde de bu bizim yaptığımız dizilerde bu devam etti ve izlendi. İzleme rekorları da kırdı değil mi? Maalesef. Tabii ki bunlar bizim ahlaki değerlerimizi bir çöküş nedeni olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. Bizim gelenek, örf ve adetlerimize uymayan değil mi? Kesinlikle. Böyle bir şey. Kesinlikle bizim geleneklerimiz yok. Ama çok bastırılmış, gizli kalmış duygular Türkiye'de maalesef var. Ensiz ilişkilerin çok olduğu bir Türkiye'de yaşadığımızda bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ben filmlerin eğitici ve tanıtıcı boyutlarını çok seviyorum. Hem eğiteceksiniz evet. Hem de tanıtacaksınız. Hem de bir şeyler vereceksiniz. Yani bir şeyler verirken eğitmek demektir yani. Evet. Eğitim. Ve nasıl bir eğitim? İşte biraz önce söylediniz doktor. İşte bir doktor nasıl olmalı? Evet. Bir hemşire nasıl olmalı? Bir hasta nasıl olmalı? Biz tabii ki Türkiye'de çok şeyler yaşadık. Şu anda tabii çağ atlıyoruz gördüğüm kadarıyla. Ben çok şeyler yaşadım. Doktorların hasta dövdüğünü çok gördüm. Siz öyle bir şey duydunuz mu?
Devlet memuru adamı. General, doktor değil general. Tabii. Hastaydı bir. Evet. Yani gittiğiniz zaman doktorun karşısına gittiğiniz doktor böyle oturur. Esas duruşta duruyorsunuz. Evet. Devlet memuru çünkü karşınızdaki. Evet. Ayrıca devlet memuru yani doktor. Sen tedavi etmekle yükümlü adam. Maaşını sen veriyorsun ama senin karşında artık ne bileyim devlet memuru, devlet memuruna hakaretten hapishaneye gideceksiniz yani. Böyle bir şeyler yaşadık. Maalesef. Şimdi çok şey değişti. Biraz önce konuşmamızda da özelleştirmenin yararları ben konusuna değindim. Evet, özelleştirme konusu olmasaydı, sadece TRT olsaydı sizin gibi değerler kolay kolay filmlerde, dizilerde oynayacağını ben zannetmiyorum. Ben zannetmiyorum. Neden zannetmiyorum? Çünkü tek televizyon vardı. Zaten siz bilir misiniz Orhan Gencebay falan çıkamazdı. Evet, bilirim. Ferdi Tayfurlar falan çıkamazdı. Arabesk müzik yasak. Bu yasak, o yasak, bu yasak. Yasaklarla Türkiye var. Yasakları bir türlü yasaklayamam. Filmlerimizde de ben bu konularda çok acizane sinema sanatçılarıyla çok sohbetlerim oldu. Bunu da size ilk defa söyleyeyim. İlyas Salman'ı tanırsınız. Tanıyorum. Ben Bostan'da. Yüz yüze muhabbetimiz de evet, var. Evet, benim de çok sohbetim vardır kendisine. En son geçen de Mecidiyeköy'de beraber bir oturmuştuk. Öyle mi? İki ben, ayda. Bostancı'da oturur kendisi. Bostancı'da bir bakkal dükkanı var. Sabah gider orada oturur. Biraz seni içer orada. Sohbet eder. Ve hitap şekli beyefendi beyefendi hitap eder. Yani hiç böyle Ahmet Mehmet değil, beyefendi beyefendi hitap eder. Kemal Sunal'dan bahseder, kendinden bahseder. Yaşadıkları zorluklardan bahseder. İşte Kemal Sunal'ın bir affedersiniz bir eşi olacaklemesinden dolayı filminin yasaklandığını, kendisinin yasaklandığını. Fakat daha sonra bu gibi kelimeler dışında çok daha küfürlerin egemen olduğu filmleri çevirdiğini şu anda böyle o zaman diyor böyle biz diyor. Gerçekten çok zorluklar da çektiler yani. Sansür dediğimiz olaylar vardı. Sansür evet, var. Sansür var. Bu sansür hala da vardı bilmiyorum ama o kadar değil yani. O zamanlar o vardı yani. Artık bip var. Evet. Bip. Bip. Evet bipliyorlar. Artık bip var. Onu da yaşadım ben. Evet. Şimdi sizce nasıl olmalı? Yani siz bir oyuncu olarak oynadığınız dizilerde oynadığınız dizileri izliyorsunuz. İzliyorsunuz değil mi? Bazen seyredemediğimiz zamanlar oluyor. Oluyor mu? Tabii. Yayın tarihini bilemiyorsun. Yani ben bunlarla karşılaştım birkaç defa. Evet. Dizi gününü, tarihini bilmiyorsun veya o günlerde yoğun oluyorsun ama yine haberin oluyor. Nasıl haberin oluyor? Telefonunda 50-100 tane çağrı olduğu zaman seni tanıyan insanlar seni orada gördüm. O anda bir arkadaşı varsa veya bir dostu, ailesinden bir insan varsa İşte bu benim arkadaşım, benim dostum, benim akrabam diyebilmek için telefonun yoğunlaştıysa o anda dizi saatinde bil ki o anda senin bir sahnen vardır. Evet. Peki izlediklerinizden yola çıkarak konuşalım. Ve hatta size şeye döneceğim çünkü çocukluğunuzdan başlayan bir serüven vardı. O serüveni bitirmedik biz. Araya girdiğimiz onu da bitireceğiz de. İzlediğiniz filmlerde örneğin Deniz, istersen sen cevap ver. Yani diyor musun ya keşke daha böyle iyi, daha böyle farklı bir roller olsa, daha farklı bir oyun şekli olsa da şöyle kamuoyuna şöyle bir yararımız olsa tabii ki, gibi. Tabii. Nasıl oluyor? Nasıl düşünüyorsunuz? Mesela hani ben şöyle söyleyeyim. Benim çok sevdiğim bir dizi vardı. Hani söze oradan başlayayım. Hı. Ben her diziyi sevmem. Sakarya Fırat vardı mesela TRT1'de. Evet. Çok severek izlerdim. Evet. Yani şimdi bizim bir tane ülkemiz var, bir tane vatanımız var. Evet. Gidecek başka bir ikinci vatanımız daha yok. Yok. Şimdi bu vatan toprağında hani biz niye böyle iç çatışmalarla, kardeş kardeşe kavgalarla falan iç huzurumuz bozularak birilerinin böyle gaza getirmeleriyle başka birilerinin amaçlarına hizmet ediyoruz yani? Bunları bilinçlendirmek lazım. Bunlar bu kimlerin... konuyla ilgili
filmler çevrilmesi gerekiyor, diziler çekilmesi gerekiyor tabii diyorsunuz. Tabii ki. Evet. Yani etnik köken ayrımcılığı olarak değil, tabii. Ayrıştırarak değil, bir bütün olduğumuzu, bu ayrıştırmayı kimlerin ne amaçla ne sebeple yapmaya çalıştıklarını ortaya dökelim diyorsunuz. Tabii ki ortaya dökelim. Bunu filmlerle yapalım diyorsunuz. Filmlerde yapalım, dizisini yapalım. Yani milletimizi uyandıralım. Yani bir şeylerin farkına vardırtıralım. Mesela ben bugün şimdi Cahit Bey'le Çanakkale müzesi var çarşıda burada. Evet. Orayı gezdik. Ya bakarken donup kalıyorum zaten. Tamam yani herkes yani ülkemizde işte Çanakkale şehitliğini gidiyor, geziyor, okuyor, öğreniyor veya işte o müzelerdeki iç içe geçen mermilerin ne kadar çok atıldığını, bu ülkenin nasıl kazanıldığını hepimiz az çok biliyoruz ama bir de bunu yaşamak var. Evet, bu ülkeyi biz kolay elde etmemişiz. Ama birilerinin hizmetlerine hani çanak tutarak iç huzurumuzu bozmaktan birbirimize düşüp yani kavga ortamını, kaos ortamını yaratmasına alet olmaktan çıkıp da yani bir türlü böyle bir şahlanan yani ne bileyim hani ya biz bu kadar masrafı veya bu kadar zamanımızı eğitime harcayalım, paramızı da eğitime harcayalım, silahı harcayacağımıza bu kadar. sağlığa harcayalım, tıbbı harcayalım. Teknoloji. Uzay çağı, millet uzaya çıkıyor, ayak basıyor, biz hala burada. O öylemiş de, bu böylemiş de. Kimin gazına geliyorsunuz da, niye yani? Derdiniz ne? Sizin bugün işte tabii ki yani bir suçlular varsa hangi birimin içerisinde olursa olsun bu sivil halkın içerisinde olabilir. Ya emniyet biriminin içerisinde de olabilir. Yani buna Emniyet Genel Müdürlüğü gerekli idare cezasını askerin verir. Askerin içinde de olabilir. Herkes cezasını zaten yani çeker. Çünkü yani hukuk var ülkemizde diyoruz. Ama gruplar karşı karşıya geliyor. Polisle çatışıyor. O ona biber atıyor. O ona işte molotof atıyor. Havai fişekler falan filan. İş yerleri insanların yanıyor. Kaldırımlar sürüyor. Mesela ben geçen İzmir'de arkadaşım uğradım. Yoldan yürüyerek geliyorum. Baktım kalabalık. Ciddi manada bir kalabalık. İşte kaldırım taşlarını söküyorlar. Ya söktünüz. Senin benim paramla yapılan kaldırım taşı. Ne adına söküyorsunuz diye sorsanız ne diyeceksin? İşte Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümü. Gezi Parkı eylemi nedir diye sorduğunuz zaman. Biliyor mu yaptın? Kesinlikle bilmiyorum. Kesinlikle bilmiyorum. Çünkü biliyorsunuz bir sağ sol olayı vardı. Yani içi evet. Boş kavramlar olarak bakıyorum ben onlara. İkisine de sağ sol olayına. Evet. İçi boş kavramlar yüzünden 5000 20-25 yaş grubu arasında insanımız öldü. Evet. Ve örneğin hiç suç olmayan 3 tane de genç hani dar ağacında 3 filan derler. Gerçekten hiç suç olmayan 3 tane de genç idam edildi. Çok yani sadece 3 tane değil yani. O bilinenler. Zaman, o zaman. Daha sonra 12 Eylül zaten 12 Eylül'de işte o darbeleri yapan darbeler öncesi Türkiye'de senaryolar hazırlandı, zemin hazırlandı. İşte aman asker gelsin dendi. Kurtulalım bu savaştan, iç savaştan. Evet. Halbuki onları tetikleyen o asker dediği kişiler ve ihtilalini yapan kişilerin olduğunu bilincinde bir değildi bu halk. Evet. Şu anda da Türkiye'de bir istikrar var. Türkiye'liler ülke konumunda olma yolunda önemli adımlar atıyor. Şimdi siz haddinize mi? Öyle lider ülke olacaksınız. Balkanlarda siz nasıl Kafkaslar'da izleniyoruz falan, Arap ülkelerini izleniyoruz diyorsanız. Türkiye'de artık bu coğrafyada, bu ateş çemberinin içerisinde bir İsrail'le bir Türkiye liderlik savaşı. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu liderlik savaşını Türkiye kazanacaktır. Bu güçler, sizin anlattığınız güçler, tarihin ta derinliklerinden gelen güçlerdir. O sokakta o şeyi söken değil, onu söktüren güçler söktüren çok güçler, önemli. Evet, tabii. Evet. Onu söktürenler çok önemli. Çünkü onlara o taşları söktürüp polise attıracak. Ondan sonra ortalık karışacak ve kan üzerinde siyaset yapacaklar, gelip bir yerlere oturacaklar. Çünkü hiçbir zaman demokrasi anlayışıyla veya sandık demokrasisiyle onlar iktidar olamazlar. Olamıyorlar. Bu iktidarların daha da dışında, bu Türkiye'nin sınırlarını aşıyor bu konu. Elbette canım. Yani şimdi 3 gün önce bizim bayrağımızı direğinden indirdiler. Evet. Yani bunun
talimatını Kandil'e veren, emin olun Türkiye'nin içerisi veya İmralı'daki falan değil ya. Değil tabii. Yani dışarıdan derken bakın dışarısı, ben size bir şey söyleyeyim. Ben Amerika'dan korkmam. Ben Amerikancılardan korkardım. Şimdi emperyalist Amerika falan derler. Ben emperyalistlerin, emperyalist güçlerin işbirlikçileri çok önemli. Şu anda Türkiye'de oynanan oyun bu. Tabii. Siz işte çok güzel bir konuya değindiniz. Yani bu tür filmler Türkiye'de yapılmalı. Bunun Lazik, Kürdü, Çerkezi, mesela 36-37 etnik kökenli bir ülkede yaşıyoruz. Kimin ne olduğu işte belli. Arnavut'un, Boşnağım, Çerkez'im ama Türk'üm diye. Şimdi bir de Türk'üm demeyebilir bir insan yani. Bu olmayabilir yani. Ne var yani? Bu adam Kürt'tür. Benim Laz'da ben Laz'ım. Kardeşim ben Türk değilim değil, diyebilir. Sana ne? Ama bu ülkede yaşıyorsun. Bu ülkede hep beraber yaşıyoruz. Bu gemide hep birlikte yaşıyoruz. Bu gemi su aldığı zaman batacağız gideceğiz. Yani dünya bütünleşiyor. Dünya globalleşiyor. Ama Türkiye ayrışıyor. Bu çok önemli bir konu değil mi? Önemli bir konu. Tabii ki siz bu konuya değindiniz, bu konuyu işlemek gerekiyor. Şimdi yani hani siz dediniz bu, ya, herkes Türk'üm. Şimdi bu üniter devlet yapımızın içerisinde, milli birlik siyasete girdik bu arada. Milli birlik ve bütünlüğümüzün mevcudiyetini sağlamak açısından tabii ki evet. Yani herkesin, ülkemiz içerisinde yaşayan herkesin milli birlik ve bütünlüğümüze saygılı olması lazım, bağlı olması lazım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği ne mutlu Türk'üm diyene sözünden hani kimsenin de gocunmaması lazım. Yani etnik kökünü ne olursa olsun. Herkesin etnik kökeni ayrıdır ve herkesin etnik kökenine sonuna kadar saygımız vardır. Hiç kimseyi evet. Etnik kökeninden dolayı ayrıştırma gibi bir küstahlığımız zaten olamaz. Evet. Amma ve lakin, evet. Amma ve lakin. Dediğimiz gibi üniter devlet yapımız, tek sınır, tek başkent, tek istiklal marşımız, tek bayrağımız. Tek bayrağımız tabii ki. Evet. Tabii bu Amerika'da tek bayrağı var. Amerika Birleşik Devletleri 51 eyaletten meydana gelmiş bir ülke yani. Şimdi bizde. Ama oradaki en küçük bir eyalet yani bir Türkiye kadar zaten. Tabii. Bir Kaliforniya. Bir doğa var yani. Orası koskoca Amerika kıtası. Tabii bir Kaliforniya eyaleti bizim 3 mislimiz. 2 mislimiz yani. O ayrı bir şey. Tabii yani şunu denmeye çalışıyorum. Onlar da tek bayrağı var. Öyle mi? Evet. Bizim de tek bayrağımız var. O bayrak Türkiye'nin bayrağı. Bal bayrağımız. O bayrağı. Şanlı bayrağımız. Neyse o bayrağın inilmesi falan konularına girmeyin. Çünkü siyasete girmiş oluyoruz. Yok tabii. Ondan sonra siyasete girersek bitmeyecek. Ben siyaset, sen de siyasete çıktın. Tamam gireceğiz. Evet doğru şeyler söylüyorsunuz. Evet bu konularla ilgili bir yapımlar. Evet yani bizim bizler, öz olarak diziler çekilebilir. Tabii ki. Kardeşliğimizi pekiştiren olaylara girilebilir. Aynen. Tabii bu çok önemli. Bu buradan başka şeylere geleceğiz. Tabii bu tür diziler çevrilebilir, yapılabilir. Peki şimdi siz yapımcı bir firmanın aynı zamanda ortaklarındasınız değil mi? Ortaklarından temsilcisiyim. Yapım ve prodüksiyon. Evet. Temsilcisiniz aynı zamanda. Şimdi siz bu diziler çekildi. Yapımcı olarak, bir yapımcı gözüyle bakacaksınız oraya şimdi. Size evet. Yapımcı olarak soracağım. Örneğin bir dizi yaptığınız zaman veya bir film çektiğiniz zaman en çok neyi düşünürsünüz? Neyi amaçlarsınız? Yani ben bir diziyi çekerken veya bir filmi o yaparken ben şu konulara değinmeliyim ve bu konular halkın ilgisini çeksin. Aynı zamanda halka bir şeyler vereyim. Hem tanıtımını hem işte ülkenin turizmini bilmem ne geliştirecek gibi artık ben söylemeyeyim siz devam edin. Böyle. Evet. Akyapım Prodüksiyon Şirketi'nin temsilcisi ve ortakları olarak bir programa katıldım. Tabii bir proje çekildiği zaman ilk önce seyirci kitlesi düşünülerek bir proje düşünülür. Tabii bunun içerisinde milliyetçilik duyguları da tabii kişide varsa onu ortaya koyar. Biz düşünce olarak örflerimiz, adetlerimizle, toplum değerleriyle yetişmiş milli duygulara sahip insanlarız. Evet. Ben böyle bir projeye imza atacağım zaman kendi örflerimi, adetlerimi, duygularımı ve bir proje yapıldığı zaman 7'den 70'e insanların seyredebileceği bir projeyi düşünürüm. 7'den 70'e. Tabii 7'den 70'e. Çünkü grubuna hitap mı etmek istersiniz? Tabii. Anladım. Yani çünkü 18 yaş grubu gidip bir filmi izlemesin. Değil mi?
Ya o da olabilir ama benim kendi düşüncem bu. Anladım. Evet. Bir proje seyredildiği zaman insanlar bir aile içerisindeyse veya bir grup içerisindeyse veya bir topluluk içerisindeyse herkesin o projenin içerisinde kendisini bulmalı. Evet. Bir aile içerisinde her odada ayrı bir televizyon var diye düşünürsek veya iki tane televizyon var diye düşünürsek bir insan eşi bir tarafta diğer eşi de bir tarafta veya çocuğu da bir tarafta bir projeyi ayrı ayrı projeleri seyretmemesi lazım. Ben böyle bir proje yapacak olsam bir ailenin içerisinde herkesin birlikte seyredebileceği bir proje düşünürüm. Yani projeyi anladım. Evet. Çünkü hem aile bütünlüğünü parçalamamış olursunuz, hem de bir insan gruplarını, aile içerisindeki grupları bir araya toplamış olursunuz. Bir insan aile kültürünü eğer yaşıyor ise, arkadaşı da varsa, arkadaşıyla aile kültürünü yaşıyordur, onunla da seyredebilir. Bunu, o kültürü düşüncesi var ise, o duygulara sahip ise, bir babasıyla da seyredebilir. Peki kültür farklılıklarını nasıl kaldıracaksınız orada? Öyle bir dizi yap, ya öyle bir film çevirdiği yani çevirdiği dizi kültür farklılıkları var. İşte Karadeniz kültürüyle Ege kültürü birbirine uymaz. Ha, doğru. Yani işte bir Trabzonluyla bir Manisa'nın kültürü belki gurbetçilik genelinden belki çatışabilir ama. Belki kültür farklı olabilir ama duygular farklı olmaz. Elbette duygular farklı olmaz ama kültür farklılıklarından bunu kabul etmek gerekiyor. Evet. Tabii kültür farklılığı olabilir ama duygu farklılığı olmayacağını düşünerek insanlar herkesin bir aile yapısı ve toplum anlayışı ve örfleri, adetleri, milli değerleri vardır. Hepimiz Çerkez, Laz, Kürt görücü olabiliriz. Elbette. Ama onların onların duygularına hitap edebilecek illaki bir proje düşünülebilir. Sonucunda herkesin 7'den 70'e seyredebileceği gruplar ve düşünceler parçalamadan bir şeyler oluşturularak bir proje, sinema, dizi rahatlıkla olabilir. Ben bu düşüncenin kanaatindeyim. Evet. Yani diyorsunuz ki 7'den 70'e herkesin izleyebileceği bir projeyi hayata geçirmek isterim. Evde çocuk başka bir şey. Örneğin bir özür dilerek söylüyorum. Yani bir maç var. Farklı bir şey. Genel. Genelde şimdi erkekler maç diyecek. Kadın da diyor ki ben dizi seyredeceğim diyor. Ama ben maçı kaçırmam yani. Ben şimdi maçı izleyeceğim. Yani. O zamanı kendi adıma söylemiyorum. O zamanı ne yapacaksın öyle... ya? Onu nasıl abi? O dizinin içerisinde veya filmin içerisinde bu maçı mı koyacaksın? Ne yapacaksın? Gerekirse onda öbür oda olsam hani işe yarıyor. Şimdi öyle bir şey yapacaksın ki diğer tarafta oynatılan dizi veya sinema evet. O vizyonda o tarihte veya o saatte sinemaya denk geliyorsa o kadar güzel bir şey yapacaksın ki o maç kısmını atlayıp gelecek gerçekten orada kendisini bulabileceği veya ailesini bütünlüğünü bulabileceği bir proje olacak ki maç değil de sinema ve yediği tercih edecek. Veya o kadar güzel olacak ki sinema diğer tarafta futbol maçı olsa bile eşine geldiği zaman ne oldu, neler yapıldı, kim ne yaptı, niye bu kadar gülüyordun veya niye bu kadar seyrederken bu kadar ne kadar keyifliydim. Bunları söyletebilmek de önemli. Tabii. Yani ben maç seyrederken sen beni gülüyordun falan mı? Evet. Ya böyle bir şey düşünüyorsunuz. Böyle olmalı diyorsunuz. Benim düşüncem böyledir. Şöyle. Belki benim yetişmiş olduğum kültürden kaynaklanabilir bunlar. Ben böyle düşünüyorum. Tabii şimdi birçok firmalar... Peki evet birçok firmalar biz devam edin ben size sorayım. Şimdi birçok firmalar birçok projeler üretiyorlar. Evet. Bütünleşmeden yana değil veya gruplardan yana olan insanlar var. Bir proje çekiliyor. Bu projenin içerisinde 20 yaş, 40 yaş grubunun seyredeceği bir proje oluyor. Evet. Ne yapıyor? Bu 20 yaş ve 40 yaş grubunun içerisinde insan çocuğunu götüremiyor. Babasını götüremiyor veya eşini de götüremiyor. Veya sevgilisini de götüremiyor.
hem burada seyirci kitlesinin seyircisinin düşük olmasına şey oluyor. Neden oluyor? Neden oluyor? Ama yapılan bir proje eğer 7'den 70'e düşünülerek yapılacak olursa ne olur? Hem seyirci kitlesi yüksek olur. Hem de herkes kendini orada bulabilir. Evet. Peki siz bir Türk yapılmışsı olarak, yani Türkiye, bir Türkiye vatandaşı olarak, Türk vatandaşı olarak ben şöyle düşünüyorum. Acizane, özür dilerim. Rica ederim. Ben İsmail Erdoğan. Önce ülkemi öyle bir şey yapayım ki ben ülkemin geleneğini, kültürünü, güzelliklerini işte tanıtayım. Hem oynayayım hem tanıtayım. Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim. Çok ilginçtir. Bugün Manisa'da doğup Manisa'da büyüyen ama Manisa'dan İstanbul'a gitmeyen belki binlerce insan var. Doğru. İstanbul'u görmeyen. Doğru. Buradan Aydın'a gitmeyen binlerce insan var. Bıraktım, geçtim. Manisa'da doğup rahmetli olup Demirci'ye gitmeyen birileri var. Doğru. Demirci'nin ne olduğunu bilmeyen birileri var. Şimdi çok ilginçtir bunlar. Ben bunlar hep filmlerde arayan bir tipim ya. Böyle bir insan. Allah bir işin bir yerde geçiyor. Sarayda bir film çeviriyorlar. Sefere gidiyorlar. Seferde 4-5 tane işte neyfer giymiş veyahut da 150-200 kişi neyse at avine tatup gidiyor. Bakın nerede olduklarını belli değil. Belli ne olduklarını belli değil. Bir Cengiz Han diye bir film çevirdiler. Evet. İşte Cengiz Han eşi Pearl Börtke diye bir şey. Babası Yesüge. Şimdi ben o filmi hiç unutmuyorum. O Moğolistan'da o Moğol dağları bilmem ne adam her tarafı gösteriyor. Her tarafı ama anlatıyor yani burası işte evet. bilmem ne. Obamız, işte, atamızın yeri. Ha, atamızın. Zorlukları, neden, doğayı. Bu bir tanıtım. Tabii. Biz neden böyle filmler yapıyoruz? Neden olmuyor? Ben şimdi pek vermiyorum böyle şeyler. Katılıyor musunuz Deniz? Çok doğru, çok doğru bir tespit. Mesela bu noktada tamam hani yaptıklarımız da var. Örneğin mesela siz konuşurken deminden beri Mardin bizim ülkemizin çok güzel coğrafyasına sahip yerlerden bir teki. Evet. İşte yapıları, oradaki bir turizm cenneti. Evet, evet. Ama evet. insanlar bilmiyordu. Ama ne zamanki bir Özcan Deniz'in dizisi çekildi Asmalı Konak. Bir Mardin oldu bir turizm kenti. Güneydoğu'da bir turizm başkenti oldu. Bitti. Ne güzel patladı. Bitti, bitti. Evet. Çok önemli. Bugün siz Muş'a gidin, Muş Ovası'na gidin. Bakın çok güzel. Evet. Güneydoğu, Van. Evet. Van mesela Van kahvaltısı yani şimdi bir projede Van kahvaltısını işleyeceksiniz. Van Gölü'nün kenarında derler ki yani, muhteşem bir şey Van kahvaltısı. Veya Kars'a gideceksiniz. İşte kızın orada kışın işte kuyuda kav. Şimdi bakın ben falan. Manisa'da çok güzel yerler var. Mesela evet. Ben Manisa'lıya bunu söyleyeyim. Trabzon gidin dağlara, yaylalara çıkın. Evet. Dereleri görün. O derelerin kenarında o doğanın vahşi doğayı seyredin. Yani Türkiye bir cennet. Ama bu cenneti bakın Karadeniz'i bilmeyen çok insan var. Çok. Karadeniz bir doğa harikası bir yer. Muhteşem bir yer. Çok bozulmamış işte şu ana kadar. Yani tam bozulmayan yerlerden, bozulmaya yüz tuttu ama bozulmayan bir yer. Ama biz Karadeniz'i neden bir turizm cenneti yapamadık? Yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz? Ben kusura bakmasın benim filmcilerim efendim Ayşe'ye aşık oldu, Ayşe'ye başka bir şey yoktu. Yani eski filmleri biraz şey yaptık, aktörler iyi, artistler iyi ama iki işte bir zengin... Zengin kız fakir olan. Zengin kız fakir olan en sonunda işte mutlu son. Mutlaka evlenirler. Çok büyük engeller çıkar. Biri kör olur, biri şey olur. Ondan sonra gözler açılır. Görüyorum, görmüyorum, bilmem ne. Ondan sonra gözler açılır filan falan. Peki ne verdi bize? Çok şeyler vermedi. Hiçbir şey. Bazı filmler evet. Yani şey, yani tanıtım açısından öyle. Ama bir Amerikan filmini izlediğiniz zaman Texas bakıyorsunuz Texas'ta Arizona bilmem ne filan falan her tarafı gösteriyor. Bu da ne yapıyor? İşte adam ülkesinin aslında reklamını evet. yapıyor. Biz doğru. bunu yapamıyoruz. Doğru mu? Doğru. Doğru. Peki niye biz bunu yapıyoruz? Siz yapımcı olarak niye bu böyle şeyler düşünüyorsunuz?
Düşünüyor musun diyorsun? Tabii ki düşünüyoruz. Onun için buradayız. Tamam, sen de niye buradasın? Ya mesela tamam. Şimdi... Gerçekten Manisa'da ne işin var? Şey Manisa şimdi... kebabını çok övdüler İsmail Bey. Şimdi... Yani Manisa kebabı yemeğe geldi. Gelmişken de bir baktık şöyle, en düşük tarihi olan yapılar 500-600 senelik. Diyorlar ki Şehzadeler kenti. Hatta ilçelerden birisi adı Şehzadeler. Buradan doğal güzelliğiyle, bir sipil dağıyla... Yani insanlara belki gidip bugün İstanbul'da Manisa'da bir Tarzan varmış deseniz inanmazlar. Evet. Şimdi Şehzadeler kenti dediğiniz hemen benim aklıma geldi. Şehzadeler kenti ama bu Şehzadeler kentinde maalesef hocam, bir tek o muhteşem yüzyıl mıdır o güzel yüzyıl? Hocam, bir tek şeyi bölüm bile çekilmedi. Şimdi sizin konunuz bitince ben bir konuya gireceğim. Evet tamam, yani bir tek Şehzade bütün 15 şehzade, 5 tane padişah çıkarmış. Fatih Sultan, Fatih Sultan Süleyman hepsi buradan gitmiş. Ama geri gelelim bir tane dizi burada çekilmemiş. Neden? Hocam şimdi biz de o konuya gireceğiz. Girin buyurun. Hocam şimdi siz özellikle gittiniz Karadeniz'den bahsettiniz. Amerika'dan bahsettiniz. Siz Manisa'da yaşayan bir insan olarak neden Manisa'yı dile getirmediniz? Bir dakika, ben ona geleceğim. Tanıtıma geleceğim. Bakın şimdi bir şey söyleyeyim. Şehzadeler kenti burası. Muhteşem yüzyıl çekiliyor. Sadece arada bir Manisa saraylarından bahsediliyor. Manisa sarayından evet. Geliyor. Ama görselde yok değil mi? Görselde yok. Görselde yok. Manisa sarayından geldi diyor. Evet. Birkaç tane. Örneğin Pargalı burada, Saruhan'da evet. Şey yaptı. Yani büyüdü. Buraya geldi. Saruhan da Pargalı İbrahim var ya, o burada Saruhan'a geldi. 5 yaşında buraya geldi. Saruhan'da bir dizi çekildi mi? Çekilmedi. Onun Saruhan'da gösterildi mi? Yok. Stüdyolarda hep çekildi. Evet. Ata evet. Stüdyolarında galiba çekildi. Öyle mi oldu? Ata stüdyolarında mı çekildi? Bilmiyorum. O stüdyolarda çekildi. Abi, Osmanlı dönem platoları var zaten. Şimdi Kocaeli'de var, İstanbul'da da var. Tamam. Yani, Saruhan'da çekiliyorlar. Yani bu stüdyolarda çekildi. Ben Muhteşem Yüzyıl bir sarayın içerisinde geçti, bir stüdyonun içerisinde başladı. O stüdyonun içerisinde bitti. Evet. Herkes de izledi. Ben evet. De izlemedim. Sadece söylüyorum. Dört duvar arasında. İzlemem de yani. Evet. Hocam dört duvar arasında geçti ne yazık. Evet, dört duvar arasında evet. Geçti. Hadi diyelim o dönem dizisiydi. Evet. Dönem dizisiydi yani. Hadi şimdi hani dönem dizisini gelip belki biraz zor olur buralarda şimdi. Trafik var, cadde var, tepeden uçak geçer, her tarafta teknolojinin bir parçası muhakkak var. Peki Manisa'da bu kadar büyük bir tarih yatıyorken, Manisa'da bu kadar güzel değerler varken, yani hem ekonomik alanda şu anda Ege'nin incisi olmuyor, evet. İkinci diyebiliyorum ben İzmir'den sonra, peşinde Manisa geliyor sanayisiyle. Tarlalarıyla, hani siz bugün Gemlik'ten zeytin alıyorsunuz belki ama belki de Akhisar'dan gidiyor. Peki değil, Akhisar'dan gidiyor. Yani. Bizim ne işimiz değil mi? İzmir üzümü diyorlar ama Manisa ovalarında yetişiyor. Adı doğru. İzmir üzümü. Şimdi günümüz... Siz dışarıdan böyle görüyorsunuz değil mi Manisa'yı gördünüz? Ben bunları duydum yani. Biz evet. Öyle gördük ama buraya geldiği zaman, burada geldiğimizde bazı gerçekleri daha net gördük. Siz burada araştırma mı yapıyorsunuz bu konuyla ilgili? Şimdi konu oraya geldi, doğru. Tabii, ben şimdi Manisa'nın tanıtım konusunda çok programlar yaptım. Manisa bugüne kadar hiç tanıtılamadı. Şimdi o bir büyük eksiklik. Ve bu konuda hiçbir çaba sarf edilemedi. Manisa'da belki film çevrildi ama Manisa'da çevrilen film bir Tarzan filmi çevrildi. O da bilemiyorum. 73 74 90'larda çekildi. O Tarzan filmi de ki Türk'ü dünyada ilk gerçek Tarzan da Manisa'da. Evet. Evet. Tarzan'dan başladığınız zaman. Evet. İran asıllı yanılmıyorsam. Irak asıllı. Ahmet Bedevi. Bir de şöyle bir şey. Yani paranın ilk basıldığı yer Manisa'da. Dünyada. O da öyleymiş. Mesela Karun diye geçer biliyorsunuz. Evet. Karun kim biliyor musunuz? Karun kim? Dünyanın en zengini. En zengini. Kimdi o Karun? Krezus. Burada Sat arabelerinde yaşar bu arada. Evet. Karın Manisa'da yaşıyor. Peki şimdi bunu bilen kim var Türkiye'de ve Manisa'da bilen çok az. Şimdi bunlar bu çok önemli konular tabii. Siz araştırma yaptınız, bir şey yaptınız. Manisa'da olduğunuza göre abi
şey evet, bir hocam, projeniz var. Bir proje, o projeyi bir amaç için, bir sebep için geldi. Şimdi ona giriyoruz. Hocam ben bir buçuk ay önce Manisa'ya bir proje için geldim. Burada Manisa'nın kültürünü, örflerini, adetlerini görerek bir de turizmini düşünerek bir inceleme yaptım burada. Evet. Burayı bir de tabii ki defalarca söylüyorum. Ben örflerimle, adetlerimle, aile değerlerimle, milli değerlerle yetişmiş bir insanım. İçimdeki yıllardan beri, çocukluğumda dedim ya, yumurta satıp sinemalara gidip de filmleri seyrederek bir oyuncu olma heveslerim vardı. Gün geldi oyunculuk kısmını geçtim. Daha büyük neler yapabilirim, ne işler yapabilirim? Bu yıllar sonra yapmak için hedeflediğim noktaya kadar geldim. Burada Manisa kültürünü araştırdıktan sonra sadece Manisa'da çekilmiş daha önceki filmleri izledim. Belgesellerine baktım. Burada benim dikkatimi çeken başka şeyler oldu. Ve bunu düşünerek Manisa'da bir araştırma yaptım. Manisa'nın en çok dikkatimi çeken şive konusu oldu. Ne konusu? Şive. Şive, evet. Yani şivesini deniyorum. Tarihini düşündüm. 600'lüklü bir tarihini düşündüm. Sizin defalarca dediğiniz muhteşem yüzyılda bile bu kadar geçmişi tarihi olan bir yerde bir konu olarak bu bölgelerin kullanılamadığını gördük. Manisa'nın mutlaka kullanılması gerekiyor. Kullanılmamış. İşte ama incelemelere, araştırmalara bir bakıyorsun. Bu kadar tarih yatmış yerde böyle bir proje nasıl olmamış? Evet. İnsanlar film çekiyorlar. Dört duvar arasında film çekiyorlar ama sadece o film bir şey olarak kiralanmış noktalarda konuların içeriklerinde geçmiş şeyler oluyor. Ama şimdi insanlar filmleri seyrederken genelde artık dört duvarlar değil de gerçekten de tarihini yansıtacak bir şeyler istiyor. Tarihiden, görsel, coğrafyadan bir şeyler görmek istiyor. Biz de bu çalışmaları yaparken Manisa'nın şivesini düşündük, Manisa'nın geçmişteki yaşanmış olaylarını düşündük ve Manisa'nın turizmini düşünerek bir noktaya kadar bir çalışma yaptık. Bu çalışmayı yaptıktan sonra tekrar ben İstanbul'a döndüm. Benim kafamda bir iki tane proje vardı. Bunların içerisinde bir proje yapmam gerekiyordu. O projenin içerisinde bir baktım yaş grubu gerekiyor. Ama seyirci kitlesi ve belirli kısımlara hitap edecekti. Elimdeki aldığım notları düşünürken ne yapmışım, nerelere gitmişim, nereler görmüşüm derken ben dedim Manisa için bir şey yapacağım. Eğer dedim ben bu vatanın evladıysam, bu tarih dedim bir şeyleri Türkiye'de tanıması gerekiyorsa ben bunun üzerine bir düşünce yapalım dedim. Benim senarist bir arkadaşım var, ismini de dile getireyim. Mesut Bozok, Hollywood'da, Amerika'da eğitim almış senarist bir arkadaşımız. Ona dile getirdim bu konuyu. Dedim bir Manisa üzerinde bir çalışma yapabilir misin? Burada bir sahne, bir proje, en güzel projeyi nasıl yapabiliriz? Evet. En çok şeyi Manisa'yı nasıl dile getirebiliriz? Turizmini ön plana nasıl getirebiliriz? Ve bununla turizmi görsel olarak gösterirken, coğrafyayı gösterirken de insanlara nasıl bunu hoş gösterebiliriz? İnsanlar daha nasıl keyif alabilir? Arkadaşım tabii bizim normal hikaye yazan bir insan değil de bu işin okulunu okumuş insan. Alamayın şu şehir, hayır, o şu Manisa için düşünmüş olduğumuz bir proje. Siz devam edelim. Biz nasıl bir şeyler yaparız derken onun fikirlerini aldım. Dedim ki ben daha mükemmel bir şey istiyorum. Herkes kendisini burada bulsun. Evet. Aile içerisinde bir projeye gidildiği zaman, bir sinema projesine gidildiği zaman bir kişi mutlu olmak için gitmesin. Tamam, tek bir kişi gidebilir, mutlu olabilir. Ama eşini, çocuklarını, ailesini veya birlikte olduğu dostlarını bir arada nasıl götürebilir? Parçalanmadan. Peki bunu düşünürken dedik ki, biz dedik vizyondan bir projeyi çıkarttık.
Vizyonda belirli bir süre kaldı. Artık seyirci kitlesini topladı ama biz neden bir televizyon kanalında bu projeyi dile getiremiyoruz? Bunun da hesabını yaptık biz. Bir, iki, üçüncü kanallarda. Bu araştırmalarımızın sonucunda bir sürü sinema filmlerinin biri ikisi oluyor biliyorsunuz. Çünkü seyirci kitlesine göre biri iki de yapılabiliyor. Şimdi biz arkadaşımızla bir araya gelince, senarist arkadaşımızla dedik ki biz buraya Manisa'nın turizmin kültürünü de ön plana getirecek, hep neden Ege'de veya Tekirdağ'da, Edirne'de bir komedi filmi yapılmış? İnsanların keyif alabileceği şey, proje ne? Absürt bir komedi. Evet. Hafif içerisinde dram ağırlıklı olabilir. İçinde tatlı bir mafya olabilir. Absürt bir komediyi aile içerisinde herkes seyredebilir. Bir dram olduğu zaman tabii bu hüngür hüngür ağlamak gibi değil de konuyu daha tatlı bir şekilde getirerek onun içerisinde de aileden birilerini seyredebileceğini düşündük. Tatlı bir mafya da böyle barbarcasına değil de sakarcasına bir mafya. Burada topladık, insanların bir sonucunda bir projeyi seyrederken keyif alması gerekiyordu. Acıyla değil de insanlar korku filmleri seyrettiği zaman korku filmini kaç kişi seyredebilir? Ailenin içerisinde değil mi? 20 yaş grubunun üstündekiler seyredebilir. Evet. Ama 50 yaş grubunun üstündeki seyredebilir mi? 20-50 yaş. Belirli bir kesime hitap ediyor. Biz bu projeyi düşünürken 7'den 70'e herkesin bu projeyi de kendisini bulmasını düşündük. 3 kişilik bir senarist ekibiyle profesyonel Amerika'da eğitim almış Mesut Bozok dediğimiz abimiz bunun üzerinde bir çalışma yaptı. 3 kişilik senarist bir ekibiyle Manisa üzerinde bir çalışma yaptı. Tarihi ve turizminin üzerinde. Evet. Bunun içerisinde sahnelerimizi hem görsel olarak doğayla bütünleştirmek, hem de iç mekanlar kullanarak değil de dış mekanlar veya tarihi güzelliği olan turizme kendisini memleketimizi dile getirecek, Türkiye'mizi veya Manisa'mızın güzelliğini ifade edebileceğimiz şeyler düşündük. Tarihi dokusunda düşünüyoruz. Tabii. Evet. Biz milli değerlerle yetişmiş insanlarız. Duygular içimizde hala o tarih kokan bir havası var. Ben Nogay'ım, Çerkez'im, ben Dağıstanlardan gelmiş bir insanım. Hala geçmişimle alakalı bir şeyler düşündüğüm zaman babamın bana anlatmış olduğu tarihlerle ilgili anlattığı şeylerin hala o kahramanlığını, o şeyliğini, güzelliklerini hatırlıyorum. Biz de Manisa üzerinde çalıştığımızda Manisa'nın turizmini ve doğal güzelliklerini ortaya sererek bir proje düşündük. Evet. Ve bunun üzerine bir çalışma yaptık. Bir 15 gündür de zaten daha diğer çalışmalarımızı yaptık ve doğal güzelliklerini bu arada gördük. Bir senaryo oluşturduk. Bir hikaye oluşturduk. Buraya kadar geldik. Senaryonuz oluşmuş herhalde. Tabii. Niagara Şelalesi diye. Niagara Şelalesi. Ne demek Niagara Şelalesi? Mutluluk. Herkesin bulabileceği bir keyif verici. Yani aslında bir yönde de şöyle dile getirebilelim. Mısır macununun bir başka anlatım dili. Evet. Peki siz şimdi Deniz bir şeyler söyledi. Yani biz dedi Manisa işte Sultani Üzümü'nün İzmir Üzümü olarak satıldığını tabii doğru. Çok güzel önemli bir araştırma bu. Zeytin diyor Aksa'dan alınıyor. Gemlik zeytin olarak satılıyor. Doğru. Tebrik ederim, ben bunları yaşadım yani doğru şeyler tespitleriniz. Doğru. Manisa kavunu var. Tabii tarihi dokuyu da bu arada şey yapıyorsunuz, inceliyorsunuz. Çok önemli tabii. Çünkü tarihi bir dokusu var Manisa'nın. Tabii. Bir de Manisa, geçmişi var. 600'lük geçmişi Manisa, var. Manisa inanç turizmi bakımından da dünyada bana göre ender yerlerden biri. Çünkü ilk kiliseler ve yeni kiliseden biri, ikisi burada. Biz yani, diyoruz ki evet, Fatih Sultan mesela, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz padişahlarımızı dile getiriyoruz. Peki padişahlarımızı ben İstanbul'da otururken Fatih Sultan Mehmet derken
saygı duyarken, geçmişimle alakalı gurur duyarken, ben neden böyle bir projeyi tarihinin olduğu yerde insanlara doğasıyla, zenginlikleriyle, turizmiyle niye sunmuyorum? Bu da benim bir sonra düşündüğüm karar. Benim söylediğime geliyorsunuz. Yani bir tane hem Manisa'yı tanıtmam, Manisa'nın kültürelleri ve Manisa'da yetişen ürünleriyle beraber yoğrulması ve bunu da bir komedi filmi şeklinde mi yapmayı? Absürt komedi. Absürt komedi ne demektir? Bunu bir izah eder misiniz? İzleyicilerimiz absürt komedi nedir bilmezler. Komedi. Komedi dedikleri zaman bunun içerisinde şahşavallık da böyle bir şey de yok öyle değil. Evet. Sadece insanlar güldürmek için değil. Anladım. Bir tarih dokusuyla içerisinde geçmişiyle alakalı yaşanmış şeyleri dile getirebilmek veya tabii. Şimdi biz bunları böyle düşünürken şey de düşündük. Bizim 12 kişilik bir oyuncu kadromuz var. Baş karakterlerimizden birisini. Ama bizim araştırmalarımızı devam ederken şöyle bir şeyleri çıkarttık. Halkın içerisinde o kadar farklı insanlar çıktı ki bizim tiyatro eğitimi almış veya eğitim almış, bizim uygun gördüğümüz oyuncularını katlayabilecek insanlar da bulabildik burada. Ben bugün mesela şeye gittim, tiyatro kursuna gittim. Orada bir hocamla görüştüm. Orada da baktım ki bayağı oyuncu şeyi var, kitlesi var. 10 kişi falan bir gözüme çarpan oyuncular gördüm. Ve bazı yerlerde oynamış insanları bile gördüm ve eğitim almış insanları. Bu düşüncede şöyle biraz daha bugün şöyle kafamda bir yeniden bir şeyler canlandı. Biz Manisa'da bir proje çekeceğiz. Evet. Tarih dokusunu, coğrafyasını, turizmini, kültürünü düşünürken biz neden X bir oyuncuyla çalışıyoruz ki? Manisa'da oyuncumuz var. Ben varım mesela. Şimdi o noktada aslında hani hani neden o oyuncuyla çalışıyoruz ki gibi hani orayı biraz düzeltelim. Evet. Tabii ki biz her oyuncuyla çalışırız, her arkadaşımızla çalışırız da. Şimdi İstanbul'da zaten arkadaşlarımız yeteri kadar set ortamını görüyorlar. Çünkü yakınlar. Hepsi İstanbul'da bu ortamda çok yakın. Ertesi gün rahatlıkla sette olabiliyorlar. Yani o en azından kimileri heveslerini körleyebiliyorlar diyelim. Ama şimdi burada Manisa'da arkadaşlarımız çok hevesli bu sektöre karşı, işte kameraya karşı oyunculuk eğitimi alanlar var. Almayanlar var. Almayanlar var, alanlar var tabii ki. Hazır buraya bir set ortamı inmişken hani herkesin kabiliyeti, becerisi düzeyinde biz niye hani bu arkadaşlarımızı burada birlikte çalışmaya davet etmeyelim ki? Yani onlar da görsünler. Senin şu mesajı veriyorsunuz. Burada Manisa'da Manisalı'yı da oynatacağız. Evet. Tabii ki. Manisa, evet. Değil mi? Manisa'da kendisi. Yani oyuncuların karakter analizlerine göre veya brieflerine göre veya işte atıyorum bir kalabalık sahnede sayılarına göre bizim kas direktörü arkadaşlarımıza buradan Manisalı arkadaşlarımızın başvuruları olacak. Onlar da brieflere göre elemelerle, seçmelerle tabii ki yaş gruplarına göre hani karakter analizi dediğimiz zaten onlar. Buradaki arkadaşlarımızı değerlendirip yani bir aile ortamını demiş gibi güzel böyle bir yapıma hep beraber burada imza atmak. Şimdi yani bu filmin amacı hem Manisa'yı tanıtmak hem de bunu tanıtırken de insanların böyle zevkle bu filmi izlemesini sağlamak. Tabii. Yani absürt yani komediden dediği o işte. Absürt komedi bu mu oluyor? Evet. Uçuk kaçık. Uçuk kaçık. Evet. Yani absürt komedi bu. Çok aptalca değil. Absürt dramatik ne demek? Şimdi bu aslında biraz daha biz size tüyo verelim. Şöyle yapalım. Biraz daha tüyo verebilir miyiz sayın yapımcım izninizle? Tabii ki. Peki sağlık turizmi bakımından çok Manisa gelişmiş. Onu izlediniz, baktınız mı? Tabii ki mesela bugün... Nasıl dese onu da filmde yansıtacaksınız. Bugün radyoda bir radyo ziyaret ettiğimiz zaman orada bir bilgi aldık. Sağ olsun oradaki muhabir arkadaşımızdan, haber yapan arkadaşımızdan. Ruh Sağlığı Hastanesi yeni yapılmış galiba. Yok. Hangi hastaneydi?
Diş sağlığı. Bizim notumuzda bugünkü aldığımız şey de Safka Kalesi, Yoğurtçu Kalesi, Kula Evleri diye not yapılmış. Almışız. Dekorlar falan 1930'lu yılları falan hani böyle şey yapıyormuş. Öyle bir restore yapılmış doğru. Taş fabrikada yeni evet güzel. Hastane olarak kullanılıyormuş ama. Denmişti. Ama Moriş Şinasi diyorsun sen öyle mi diyorsun? Moriş Şinasi var eski. Bak. Şimdi onu not aldık da şu anda o notumuz yanımızda değil. Başka akıl hastanesinde orada bir evet, daha yapıldı. Evet, işte o akıl hastane yani ruh hastanesi. Evet, orada bir evet. Yani orayı da Yeni Han var burada biliyorsun. Yeni Han'a gittik. Var. Gördük, evet. Ulu Cami'yi yani gördük. Şimdi, ağlayan karayaları gördük. Şimdi arkadaşım... Burada Ayıgay'ı var. Burada Yoğurtçu Kalesi var. Evet, onları not almışız. Yani o kadar çok mekan var ki bunları tabii ki gidip hani bir turizm belgeseli, tarihi belgesel çeker gibi işte bakın sevgili seyirciler burada şu ama o mekanlarda biz o sahneleri hani öyle bir kullanıyoruz. Ayıgay'da ne yapacaksınız mesela? Ayıgay var. Tarihi bir kent mesela. Efes kenti gibi batık bir kent. Orada ne yapacaksınız? O kadar çok tüyeyi de verirsek izlemezler sonra. Biz tüye vermeyelim diyorsun bu konuda. Yani tamam. Tarihi eser kaçakçıları gayet rahat orada bir alışveriş şimdi, yapabilirler. Anlıyorum. Zaten bir şey kalmadı ki ne kaçakçı. Ne yapacaklar? Bu her şeyden önce tarihimize saygı göstermek lazım. Biz burada birçok mekanlara gittik, yerlere gittik. Siz çok burada araştırma yaptınız. Yani tabii. Ne kadar yapıyorsunuz araştırmayı? Bu üçüncü haftan. Üçüncü haftan. Ben nereden neyi daha iyi sahneye yansıtırım diye onu düşünüyorum. Öyle değil mi? Evet. Kaç defa o ağlayan kayaların üstüne... Bu bir tek Manisa merkezli de değil. Şimdi ben az evvel tam onu söyleyecektim. %60 zaten bir kasaba hikayesi. Yani daha çok hani kasabadaki sahnelerde Ege şivesinin matrak mesela telliye şıpıldak denilen yerlerde evet. Bir demirci olayı olabilir. Mesela demirci halı, demirci halı evet. Bu konuyu değiştirecek misiniz? Yani böyle bir şey bunlar var mı? Şimdi özür dilerim. Biz burada bunu düşünürken özellikle coğrafyasını kullanılan şive turizmi ve coğrafyasını derken Esipil Dağı'nda tabii bahsettik. Özellikle Mısır macununu dile getireceğiz. Mısır macunu çünkü zaten konunun ana şimdi insanlarımız Mısır macunu. Evet. İnsanlarımız bilgili veya bilgisiz birçok şeyleri sağlıksız ortamlarda engel olsam veya bilse veya bilmese bir şekilde kendilerine zarar veriyor. Bir yarış var burada. Bir açık vereyim ben orada. Bir doğayla, doğa ürünüyle bir şey var. Tedavi veya mutluluklar var. Sağlıklı yani öyle bir şey var. Evet. Bir de mutsuz bir ortam var. Bunun içerisindeki şeyin hem tarihiyle hem de bu Mısır macununda dile getireceğiz biz. Bunu yeri geldiği zaman sahnelerin içerisinde tabii Manisa Tarzan'ını da düşünerek bir hayali düşünce olarak kafasından geçiren bir anısını hatırlıyormuş gibi de bir şeyler çıkartacağız. Şimdi biz tek kişilik bir senarist ekibiyle çalışmadık veya bir hikayeciyle çalışmadık. Eğitimini almış bir senaristimiz var. Yanında da iki kişilik bir... Hollywood'dan. Eğitim görmüş orada. Anladım. Eğitim görmüş orada. Çünkü herkes kafasından bu projeyi nasıl güzel yapabiliriz? Ben şöyle bir şey de yaptım. Herkesin görüşüne başvuracak mısınız yani? Kimse? Hayır, bu bir ekip işidir. Elbette. Ben senarist arkadaşımla bile konuşurken şöyle bir şey diyorum. Bu senaryonun bir bedeli vardır. Biz her şeyi biz kendimiz yani bir yerlere getirmek için biz de bir harcama yapıyoruz. Elbette. Senaristimiz de dedi ki senin bu böyle bir projesini ne düşünürsün? O dedi ki şu kadar bir şey düşünürüm. Ama biz dedik ki hayır. Yani bu genelde oluyor. Biz kardeşimizi çağırdığımız zaman kardeşim bu bizim için çok önemli. Biz bu duygulara sahip insanlarız. Turizmi, kültürünü, örflerimizi, adetimizi, tarihimizi yansıtacak bir proje yapılacak. Bizimle misin? Ben de sizinleyim.
ekibiyle konuştu. Ekibiyle konuştuktan sonra biz fiyat söylemedik. Çünkü kendisi özverili bir insan, doğa düşkünü bir insan, yaratıcı bir insan, bilgi sahibi insan. Nasıl bir şey düşünüyorsun? Ben dedi size bırakıyorum. O öyle deyince, onu da bayağı bir bu medya çevresi olan bir insan, biz dedi sen uygun görürsen bir yüzdelik bir pil düşünceyle dedi yola çıksak olur mu dedi. Fikrini öğrenirken şöyle bir şey söyledi. Ben kendimi ne kadar içinde hissedersem, ne kadar bende burada olduğumu hissedersem, ben o kadar güzel mükemmeli yaratacağımı ortaya çıkardım. Bir kendi aramızda bir yüzdelik bir rakamla kendisiyle görüştük. Şimdi ne yaptı? Bu sefer bir projeni en güzel, en mükemmel nasıl bir şey çıkartabilir? Yazmadı, düşündü, araştırdı ve gerçekleri bularak çok güzel bir şey meydana getirdi. Eğer ben onu sadece parasal olarak düşünerek bir projede yanımda almış olsaydı, sadece işini yapacaktı. Şu anda bir şeyleri yarattı. Şimdi biz yine set kurulduğu zaman şöyle bir şey yapacağız. Biz şu anda iki tane şeyimiz var, yönetmenimiz var. Tek yönetmenle çalışmayacağız çünkü her ikisinin de bilgisine ihtiyacımız olan insanlar bunlar. Senaryo hazır. Evet, hikaye şeklinde hazır. Evet. Sadece buradaki mekanları gördükte, mekanları da bilgileri var. Sadece sağdan giriş, soldan giriş, karşı mesafelerin bir şeyleri, hazırlıkları olacak. Şu anda biz bu noktaya kadar geldik. Manisa için düşünmüş olduğumuz cevheri ortaya koyduk. Evet. Yönetmenimiz de biraz önce onu söylüyordum. Yönetmenimiz de kendi ekibimizi alarak bir senarist, yönetmen ve dağıtıcı firmayı bir araya topladık. Dağıtıcı firma. Tabii bu sinema vizyon şeylerini bir de dağıtıcı firmayı da düşünerek yapmak lazım. X var, Y var, A var, herhangi birisi. Biz burada bir ekip işi yaptığımız zaman herkes özverili ve kendisini bu kendisi daha ne kadar güzel bir şey meydana çıkartabilir, onun çalışmalarını yaptı. Evet. Şu anda ekibimiz her şekilde, her konuda profesyonel ve hazırlıklı bir durumda. Ben şimdi 15 gündür burada değilim ama tabii biz devamlı görüşmeler yapıyoruz. İstanbul'da Akyap'ın ortaklarından Ali Kaydul, evet, oradaki araştırmalarını, yani o ekibin başında hazırlık aşamasında eksikleri tamamlamaya çalışıyor. En güzel mükemmeli daha nasıl yapabilirim onun düşüncesiyle. Yani her şeyi tekrar tekrar bir defa gözden geçirdiği şeyi iki defa, üç defa geçirmeye çalışıyor artık. Kendisi de çok yakın bir zamanda aramızda olacak gibi sinyallerini alıyorum. Belki bir sürpriz yapar iş arkadaşım Ali Kaydul. Evet. Tabii onun da öyle bir şey olduğu zaman bir daha herhalde konuk olursak kendisini tanımış olacaksınız. O da tabii ki İstanbul ayağındaki hizmetleri en güzel nasıl yapabilirim, ekibi nasıl düzene toplayabilirim, onun çalışmaları içerisinde. Hocam sizin başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Ben anlatıyorum bazen şimdi bu noktada zaten Sayın Yapımcım'ın da dediği gibi hani işte İstanbul siz Yapımcım derken oynayacak mısınız bu filmi? Ben sizin görüyorsa arıyorum Deniz, sen yoksun. Şimdi hocam çok özür dilerim. Şimdi sizin elinizde bir 12 kişilik kadrosu var ama bunlar muhtemelen kaslar. Anladım. O yaş gruplarında o konuya hakim olabilecek oyuncu listesi. Bunlar ön görüşmeleri yapılmış, evet, insanlar. Şimdi bunun içerisinde 12 kişilik karakter oyuncuları belirlenmiş ama tamam, bunun içerisinde sadece 12 kişi geçmeyecek. En aşağı 50-100 kişi kendisini gösterecek, evet, bu projede. Yani biz buraya 12 tane oyuncu getirdiysek bir 50 tane de Manisa'mızdan figüranla birlikte, yardımcı oyuncuyla birlikte kullanacağız. Evet. Çünkü biz bu ekibi kururken şöyle dedik.
yönetiyor. Ben çünkü çok ağır bedeller oynuyorum. Şimdi bu kask listemizi şimdi dedik ya, muhtemel kask listesi bu. Şimdi aynı da çok ağır ücretler talep eder, onu da söyleyemez. Şimdi biz bu noktada İsmail Bey artık biraz da işin son basamağındayız. Yani biz birinci adımını hallettik. Nasıl hallettik derken yerel yönetimlerden gerekli izinlerimizi aldık. Gerekli manevi desteğimizi ve yazılı desteğimizi zaten aldık. Kültür müdürlüğünü aldınız. Kültür müdürlüğümüzden Sayın Erdinç Bey, Vali Yardımcımız Necmettin Bey, işte Manisa Belediye'miz, daha yarın öbür gün gideceğimiz Şehzadeler Belediye'miz, ondan sonra diğer ilçe belediye başkanlarımız hepsiyle görüşeceğiz. Şehzadeler Belediye Başkanı'nı görüşmediniz. Daha görüşmedik. Bu önümüzdeki Şehzadeler bir... ve Yunus Emre Belediye Başkanlarımızla da görüşeceğiz. Değerli arkadaşlar, bu konularda size yardımcı olurlar diye düşünüyorum. Artık yani ikinci adım olarak da Manisa halkıyla biz gerçekten bütünleştik. Şimdi gerçekten bütünleştik. Bu, çok özür dilerim, bir şey söyleyeceğim. Çok şimdi artık burası. Ben de artık hocam bir şey söyleyeceğim ama artık kardeşime bir şey söyleyeceğim. Hocam ben şimdi birlikte geldik buraya. Bakıyorum deniz yok. Bir sürü arkadaş bulmuş. Evet. Bu şey bu halkın içine girmiş bir sürü arkadaş bulmuş. Tamam, ben de arkadaşlık yapıyorum ama yani deniz olmuş Manisalı. Ama darbeli makam da kafadan geçti. Şimdi onun tefsiri var herhalde. Şimdi geçen günü nerede yollar da sonra gidiyoruz. Geçen günü şöyle bir şey gördüm. Bilgisayar açtı bir baktım. 26-27 tane. Bir önceki gün gördüm. Yani arkadaşlıklar kabul etti. 26-27 tane. Her ne kadar olsa da ben bir yandan yazarken o bilgisayara giriyor. Bakıyorum hep Manisa'lı. Şey eğer ki muhtarlık... Sen işler kuvvetli zaten. Çok sıcak kanlı arkadaşlar. Ben şimdi Polat Alemdar olarak kendimi biliyorum. Biraz sonra zaten onunla işim var benim. Muhtarlık adayı, muhtar adayı olarak da artık kullanabiliriz hocam. Yok bayağı çevre yaptı burada. Yapar. Şimdi İsmail Bey de dediği gibi sanırım artık süremiz herhalde azaldı. Biraz süre azaldı tabii, çok azaldı. Evet. Ama biz sizi tabii... Biz de içimizdekileri dökelim hocam. Tabii buyurun devam edin. Siz devam edin. Demiş. Şimdi ikinci adımda hani yerel yönetimlerden sonra işte Manisalı arkadaşlarımız sağ olsunlar, büyüklerimiz, küçüklerimiz, gençlerimiz, herkes gerçekten inanılmaz şekilde benimsediler. Çok sağ olsunlar, ilgileniyorlar. Gerçekten yani bizi böyle arabasıyla götüren, gezdiren, tarihi turistik yerlere rehberlik yapan Manisalı arkadaşlarımız var. Şimdi bu noktada da sizin gibi çok değerli basın, medya, gazeteler son bir hafta 10 günler bizden devamlı söz ediyor. Projemizi merak ediyorlar, yolda görenler soruyor. Şimdi bunları biz artık bir başardık. Sıra üçüncü adıma geldik. Artık biz yarından itibaren zaten yani bugün ve yarın ve bundan sonraki çalışmalarımızda da sözümüz çünkü KASP listesinden açıldığı için. Siz burada tabii sizin görüşeceğiniz isimler önemli. Bu konularda biz de elimizden gelen yardım elbette ki. Yani, teşekkür ederiz. Mesela sevgili yarın kiminle görüşüyorsunuz siz? Yarın Cuma Mücebbettin Kafkaslı ile görüşeceğim. Mücebbettin Kafkaslı ile görüşeceğiz. Öpüyorum onu. Sağ olsun. Yani Allah razı olsun. 11'de bir görüşmemiz var. Zaten bize hemen 12'de Hiraj FM'de görüşmemiz var. Tamam. O şey girme. Tamam. Mücebbettin Hanım önemli bir şey. Tabii değerleri de görüşmek tabii. Değerli iş adamlarımızdan, Manisa'nın değerlerine önem veren... Geçmiş dönemlerde belediye başkanlığı yapmış. Mesela tavsiye edeceğim isimler var. Mesela Ertuğrul Dayıoğlu var. Önemli bir... Manisa dediğiniz zaman akla gelen en önemli isimlerden Tarzan. Çok samimi arkadaş. Evet. O, yani Manisa Tarzan'ı ona anlattırabilir miyim? Ertuğrul Dayıoğlu zaten görmediniz mi? Manisa'yı görmemişler. Ben onu hocam almışım. Not olarak almışım. Ertuğrul Aytaş. Doğru Ertuğrul mu hocam? Dayıoğlu. Ertuğrul Aytaş da var bizim gazeteci. Ertuğrul Dayıoğlu. Evet. Eski Dayıoğlu. Başkan. Neyse. Evet, siz devam edin konuşmanıza. Ben sözü... Şimdi yani ben onu diyordum. Bu arada şarkısı bekleyeceğiz şimdi. Şimdi bir şarkımız da var yani. Sen dedim şarkı söyle. Söylesin hocam. Sen bir şarkı söyle. Ondan sonra devam edelim. İster bak şimdi.
Burada şarkı anladım. Söylemek zorundasın. Öyle bir şey yok Deniz. Evet, sesi de güzel hocam. Spor hocam şey, şimdi bu akşam Emre Nur Usta. Efendim? Oynayalım. Evet. Şimdi Türk sanat müziği mi? Halk türküsü mü? Halk türküleri. Yani halk türküsü söylüyorum. Çok güzel. Örneğin yöre olarak en çok hangi böyle bir şey yapıyorsunuz? Benim sevdiğim şeyi söyle. Tanrı'dan dilerim bu kadar dilek. Olur mu? Olur tabii. Ne istiyorsan olur. Biz de dinleriz. Peki. Çok bir dinleyelim bakalım. Nasıl? Yani değerli işte ETV izleyicilere bu da bu, bizden bu da küçük bana da armağan et de. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, aman aman bu kadar dilek. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, aman aman bu kadar dilek. O yarın yüzünü bir daha görek, aman aman bir daha görek. Gel aman aman yanıma, kıyma bu yazı canıma. Bir kara kaşın, bir kara gözün değer dünya malına. Bir kara kaşın, bir kara gözün değer dünya malına. Bana kısmet değil dizinde yatmak, aman aman dizinde yatmak. Bana kısmet değil dizinde yatmak, aman aman dizinde yatmak. Dizinde yatıp da yüzüne bakmak, aman aman yüzüne bakmak. Gel aman aman yanıma, kıyma bu yazı canıma. Bir kara kaşın, bir kara gözün değer dünya malına. Bir kara kaşın, bir kara gözün değer dünya malına. Canım şöyle çok teşekkür ederim. Ben hocam bilseydim siz böyle bu kadar güzel, bu kadar Davudi mi diyeyim sesini? Yoksa, Davudi evet. Davudi değil evet, mi? Evet. Biliyorum değil mi işte? Evet. Biliyorsun hocam. Yani şimdi benim bir şey yani gerçekten bu kadar güzel bir ses. Hasan Mutlucan vardı, onu bir düşük evet. Altında çeviriyoruz. Hasan Mutlucan da kahramanlık türküsü. Kahramanlık türküleri söylerdi evet. Hocam kahramanlık türküsü de söyletelim. Öyle mi, ama şimdi zamanımız tabii bir hayli geçti. Bitti zaten, açtık zamanı, çok açtık. Çok keyifliydi. Çok keyifliydi, gerçekten ben de keyif aldım. Çok da güzel söylediniz. Bilseydim gerçekten buraya bir bağlama ustası getirirdim ya. Bağlama işinde çok çok daha fazla. Biz her zaman geliriz hocam, yani buradayız. Sizin neyi değerlendiriyor musunuz? Yapıyor musunuz sanat? Tabii ki. Yani tabii ki bu son bir yıldır falan çok sık olmasa da biraz seyrekleşti, ama konserlerimiz oluyordu, dernek gecelerine falan çıkıyorduk. Oyunculuk ağır basıyor şu anda. Tabii ki. Çünkü tarzımız bir de genelde, tabii ben her müziği dinlerim, yani klasik müzik bile dinlerim, Chopin Bach bile dinlerim. Evet. Caz müzik dinlerim, çok severim. Ben de severim. Pop severim, ama... Operayı severim. Evet. Ben de severim, gider izlerim. İnşallah. Hep beraber de gelirim. Diyorum. Evet. Ben de caz müziğini çok severim. Halk türküleri ama dendimi de benim için... bambaşkadır. Elbette. Söyleme, okuma açısından da yani seçtiğim... Böyle bir filmde böyle bir seslendirmeye, işte bir türküyü seslendirme falan ister misiniz? Böyle içinizden geçiyor mu öyle bir şey? Önemli. Şimdi bir filmde hatta ben geçen sene bir diziye başlayacaktık. Şu anda askıya alındı. Başka uzun, bir firmadan. Uzun bir şey, uzun bir diziydi. Orada benim sesim de kullanılacaktı yani türkü babında.
Hani şöyle bir benzetme olarak yapayım. Hani Kurtlar Vadisi'nde Mamoş öldüğü zaman bir Mamoş türküsü okunmuştu ya. Evet. Pencereden bir taş geldi. Pencereden bir taş geldi. Ben sandım ki Mamoş geldi. Ben sandım ki Mamoş geldi. Diye bir türkü okunmuştu. Çok güzel, evet. Ona benzer bizim de dizide bu böyle bir acıklı sahnede benim sesimden okuyacaktık ama şu an bu dizimiz askıda. İnşallah. Onu... İnşallah evet ve de çok da yakışır diye düşünüyorum. Şimdi, çok güzel. Askıda... Çok iyi, siz kulak çok iyisi de ve makamı uygun şekilde okuyorsunuz. Ben dikkat ettim. Hiç detone olmadınız. Wow, ona çok dikkat ettim. Yani bir sanatçı ben kolay kolay sazsız detone olmamak çok kolay bir şey değil. En büyük sanatçılar bile bunu yapıyor. O hatayı yapıyorlar. Saz bağlama veyahut arkada enstrüman olmadı mı ses detone olabilir. Sizde o olmadı. Hiç olmadı. İzleyenler de eğer siz detone olduğunu söylese görmüşse söylesin. Yok. Detone olmadılar. Bu çok güzel. Tebrik ediyorum. Evet. Son artık şeylerimizi tabii yönetmenlerimizin de affına sığınarak estağfurullah diyor. Aman estağfurullah demiyor. Çok nazik. Ben son olarak şöyle söyleyeyim. Bugün hepimizin bildiği gibi çok mübarek bir gece Berat Kandili'miz. Ben tüm ülkemizi, tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyorum. Herkese hayırlara vesile olmasını diliyorum. Barış dolu, güzellik dolu bir dünya istiyorum. Ve çok yakın tarihimizde, çok yakın bir geçmişimizde Soma'da kaybettiğimiz madenci şehitlerimize hepsinden Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. Şu mübarek gecede yakınlarına, ailelerine, hepimize başsağlığı diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizleri de buraya konuk ettiğiniz için size de çok ayrıca teşekkür ederim. Bir dakika dur ben sen biz de konuş bitireceğiz tamam, değil mi? Hemen bitirdim ben de. Evet buyurun. Herkesin kandili mübarek olsun. Bir arkadaşımızın söylemiş olduğu gibi yani aslında kardeşim. Bir de parantez açayım. Arkadaşımızı, kardeşimizi ben İstanbul'a yapım şirketimize bir konu için alakalı gönderdim. Fakat 4 gün sonra geldi. Karşılaştığımız zaman çocuk gibi ağladık. Biz öyle bir etkiliyiz. Evet. O da çok kötü bir adama benziyor. Yok öyle değil. Öyle değil. Değil. biz bu projeyi böyle bir Manisa için projeyi düşünürken şöyle bir şey de düşündük. Bu olay gerçekleştiği an. Manisa'da hayatını kaybeden güçlükten dolayı kaybeden insanların anısına içeriğini kullanacağız. Anladım. Çünkü Manisa halkından da destek alarak bu projeyi herkes el ele vererek birlikte yapalım. Herkes kardeş gibi. Biz onların ayağına kadar geldik. Dostluklarından esirgemesinler bizi. Kardeş olarak yanlarına kabul etsinler bizi. Hepimiz birlikte en güzel şeyi meydana getirelim. Bizim buradaki amacımız Manisa turizmini ön plana çıkartmak, Manisa'da doğal güzelliklerini, coğrafyasını ortaya çıkartarak 7'den 70'e birçok insanların seyredebileceği ve vizyondan kalktıktan sonra kanalların istek üzerine kendi kanallarında yayınlayabileceği bir projeyi düşünerek geldik. Bir sinema filmi. Sinema, bir uzun metre, değil. Uzun sinema, metre sinema. Bir sinema filmi. Bu konuyla alakalı. Dakikalık mı olacak? Yok, 120 dakikalık. 120 dakika. Evet. Bir de bunu düşünürken biz ön görüşmelerde belediyeyle görüşmeye bir konuda bilgileri var. Turizm Kültür Müdürümüz Erdinç Bey'in bilgisi var. Vali yardımcımızdan bir bilgi var. Evet. Vali değişikliği olduğundan dolayı Vali Bey ile kendisiyle görüşemedik. Fakat biz bu konuyla alakalı dedik ki Manisa'mızda uzun metrajlı bir sinema çekeceğiz. Evet. Konularımız, düşüncelerimiz bu. Belediyeye ulaştırabileceğimiz kişilere projemizi ulaştırdık. Turizm Kültür Müdürümüze ulaştırdık. Valiliğimize ulaştırdık. Ve bize dediler ki siz uzun metraj
turizm bilgileriyle uzun metraj sinemamızı çekebilirsiniz diye bize bir belgeyi aldık. Yani şu anda Manisa'da bir uzun metraj sinema çekmek için elimizdeki olan belgelerimiz hazır. Uzun metraj sinema filmi ilimiz bir için değil mi? Evet. Yani her şeyiniz hazır. Bu mekanları, mekanları artık gidip görebilme şeyiniz var. Tabii araştırabiliriz. Yalnız burada bir içerik geçmiş. Demiş ki müze gibi olaylarda 15 gün önce çekim esnasında bilgi verilir. Tabii bunlar gerekli görülürse iç mekanlarda, dış mekanlar saat evi tarihi kullanılacak da detaylı. Başka bizim için sorunu yok. Bir de burada benim birlikte çalıştığım Ali Kaydu arkadaşımız tabii diğer tarafta hizmetler şeylerde bir yoğun çalışmaların içerisinde bir mali müşavirimiz, muhasebecimiz Saadet Hanım bu konuyla alakalı bayağı şey yoğun çalışmalar içerisinde. Sizi her ne kadar üzüyorsak da yoruyorsak da hepimiz bir bütünüz, en güzel şeyleri yapmak istiyoruz. Çok kendinizde o kadar yormanıza gerek yok ama her şeyin en güzelini burada yapıyoruz. Yapacaksınız inşallah. Tabii çünkü bizim her çalışmalarımız, ekip çalışmalarımız duyguya yüklü insanlarla, gerçekten özverili olacak insanlarla, kendini bulan insanlarla bir şeyler yapmak istedik ve çok güzel bir ekip kurduk. Evet. Manisa için çok güzel bir projemiz var. 7'den 70'e birçok insanların seyredeceği bir proje. Ve vizyondan kalktıktan sonra kanallarda çok rahatlıkla teklif edilerek kendi kanallarıyla yayınlayacağı bir proje durumuna getirdik. Yani bir Hollywood benzeri bir şey yapacağız. Yani o biraz aksiyon, Hollywood genelde aksiyon diye düşündük ama... Yani Hollywood artık bir şey, yani sadece Hollywood yok dünyada yani. Bollywood var. Evet. Var tabii. Ama tabii biz bunları düşünürken niye iki tane şeyle yönetmenle çalıştık? Mükemmel olsun diye. Niye üç tane senaristle çalıştık? Her şey mükemmel olsun diye. Çekim ekibi tabii buraya geldiği zaman çok önemli şey. Tabii biz tabii. Şimdi geçen hafta arkadaşımızı... Peki, en aşağı şöyle bir şey söyleyeyim. Sırf flycamlar falan var tabii ki. Helikopterde çekim var mı? Öyle bir şey var mı? O kadar... helikopter değil ya. Flycam'dan Manisa'yı havadan alabiliriz. Üstlerden pinçli gibi düşünün. Üstten çekimler tabii ki olacak. Çünkü bizim anlaşmış olduğumuz dağıtıcı firma ve film ekipleri bunları tabii her şeyi düşünerek yapıyorlar. Çünkü yüksek bir çekim olacak burada. Tepeden görüntü olacak. Bunların hepsinin hesabını yapmamız lazım. Biraz önce dedik ya... Yeşilçam filmlerinde eski bir makaralarla çalışılarak bir sürü filmler yapmış. Biz sahne gerekiyorsa tepeden çekeceğiz. Bir kamera konulduğu zaman hem yakın hem uzak çekimler yapılacak. Yani çünkü bizim için bu proje çok ince düşünülerek hazırlanmış bir proje. Bizim başka şehirde çekebileceğimiz bir proje olabilirdi. Fakat bu bir duygu meselesi. Manisa uygun geldi size. Bir duygu meselesi. Bir de yıllardan kalan bir şey var. Tarihimle alakalı kalan bir uhdeler var. Onları dile getirmek istedim. Bir coğrafyayı dile getirmek istedim. Bir tarihi güzellikleri dile getirmek istedim. En güzel. Peki bu muhteşem yüzyılı etkiledim. Yani bu Manisa bahsediyordu. Manisa niye yok? Manisa niye görüntülemiyor falan diye böyle bir aklınızda bir kafanızda soru işareti. Ben şimdi muhteşem yüzyılın seyircisi, fazla bir seyirci kitlesinde değilim. Yani seyreden insanlar değilim. Herkesin seyretmiş olduğu bir yüzü var. Tabii ki bizim projeyle seyredecek insanlar, seyretmeyecek insanlar var. Evet. Ama biz hani nasıl biz dedik ya. Biz dedik ya ben seyretmiyorum. Ama ben seyretmiyorsam da yanımdaki bir insan seyretmek istediği zaman orada içerisinde bir duygu bulsun. Bana bunu seyredelim diyebilsin. Bizim tabii ki bunu 7'den 70'e düşünürken şimdi rakamsal olarak biz şöyle düşündük tabii ekip arkadaşlarımızla. Biz tabii hedefimiz ilk şu andaki durumla 1 milyon. Ama şurada eğer ki bizim düşündüğümüz gibi olursa
bu oyuncu ekibimizde muhtemel oyuncu değişikliklerini de yaparsak bu rakamların çok üst düzeylere daha çıkacağının hesabının içerisindeyiz. Anlıyorum. Peki Deniz Bey, şimdi son sözünü söyleyiniz. Demin söyledim, istesen söylemedim. O hakkını, susma hakkını kullanabiliriz. Yok, ben herkese, tüm izleyicilere ve tüm Müslüman alemine, Türk dünyasına, herkese Kandilini tekrar kutluyorum. Herkese sağlık, mutluluk, hayırlı olmasını diliyorum. Manisalı iş adamlarımızdan, değerli büyüklerimizden de elbette bu sinema filmi için verecekleri desteği de özveriyle bekliyorum. Manisa'nın size yardımcı ve destek olmasını istiyorsunuz. Evet. Elbette ki böyle bir filmde herhalde Manisa burada bir aidiyet duygusu ortaya çıkacaktır. İnşallah. Bunu herhalde oturup konuşacaksınız. Tahmin ediyorum ki bu konuda bize de ne düşüyorsa bize elimizden gelen her türlü gayreti yaparız. Yeter ki Manisa'nın tanıtsın. İnşallah. Tanıtılsın. Biz elimizden gelen neyse onu yaparız dedi. Size de şahsınızda, ekibimize çok teşekkürler ediyorum. Bizleri konuk alarak aldınız. Çok Allah güzel, razı çok olsun. Keyif aldım, bir canlı yayın oldu. Öyle mi? Keyif aldınız mı? Gerçekten keyif aldım. Bir daha yaparız. Geliriz ya, problem değil. Kesilerimizi baştan bir daha alırız. Zaten filmle beraber oynayacağız. İnşallah. Olur hocam. Şimdi bizim yapabileceğimiz bir şeylerden, yani geçmişle alakalı acılar tabii keşke olmasaydı. Bizim şehit olan maden işçilerimize diyebilmeliyiz ki biz onların anısına içeriğini bu projemizde kullanabilirsek, Allah nasip kısmet ederse, metanetlerine faydalı olabileceğimiz bir şey, acılarını dindireceğimiz, hatırlanacak bir şey yapabilirsek onların anısına diye. Anladım. Bizi onur ve gurur duyarız. Anladım. Belki biz sizin acılarınızı şu an uzakta kaldık ama hepimizin, vatanımızın, hep bütün insan alemin için dünya, acı oldu. Sadece Türkiye, evet, bütün dünya. Benim insan olan herkesin, evet, burada artık, evet, çok tabii acı bir olay. Çok. Allah bir daha bunu göstermesin. Amin. Biz de yapacağımız bir şey var orada. Ölen şehitlerimizin anısına içeriğini projemizin şeyinde kullanacağız. Evet. 3 saate yakındır. 3 saate hocam, yakın. 3 dakika oldu hocam. Öyle zannediyor. Bizim konuklar diyorlar. Biz diyor, 1 saatte ne konuşacağız? 3 saat konuşuyoruz. Mesela 3 saat olur mu? Oluyor işte böyle. Sonra, keyifli olunca. Keyifli oluyor. Sizin gibi bir moderatör de olunca. Çok teşekkürler. Çok ben sağ çok olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, bir Serbest Gündem programının daha sonuna geldik. Bir önümüzdeki tabii hafta Perşembe günü ben burada olacağım. Sizleri de bekleyeceğim. Her zaman olduğu gibi gönlünüz hoş, neşeniz daim olsun diyorum. Allah'a ısmarladık.